kuruyor çiçekler. Her şey apaçık, gün gibidir yüzünde. Yağıyor yalnızlığım, susuyor böcekler, kuruyor çiçekler. Her şey apaçık, gün gibidir yüzünde. Açarım yelkenleri en derin denizden, toplarım ümitleri. Bu yüzden delicesine severim kenar. Sevgili izleyenler, müjdemizi isteriz. Geçen hafta Almanya'ya gidip dönmeyen 42 gurbetçimizden haber var. Şokolat yiyip işsizlik maaşına başvurmanın yollarını arıyorlarmış. Projeye şallederiz veren belediyeden de açıklama gelmiş. Belediye bir dostlarının hatırına böyle bir şey yaptıklarını, gönderdikleri insanların zaten vatana yük, işsiz güçsüz tayfası olduğunu söylemiş. Yani şu savunma adamı iften alır, tebrik ediyoruz. Zamanın ruhu dedikleri
şey işte bu sevgili izleyenler. Bir yanlışı ne kadar inanarak, kemküm etmeden söylüyorsanız o kadar yanınıza kalıyor. Burada yanlarına kalan şey de yetkilinin beyanına göre 100 bin liralık bir kamyon etmiş. Gidenlerden alınan parayla belediye hanesine bir adet kamyon eklenmiş. Belli bir para karşılığı sahte pasaportlarla yanılmıyorsak insanları bir yerden bir yere götürmenin bizdeki adı dost hatrı ama tabii uluslararası hukukta bunun başka bir adı var ama tabii ki bize ne efendim artık bir kamyonumuz var. Sevgili izleyenler onarlı gruplar halinde ülkeden kaybolan sadece insanlar mı sandınız? Tabii ki hayır. Bu hafta İBB'nin adalardan kurtarıp Hatay Dört Yol Belediyesi'ne emanet ettiği 50 at da kayboldu. Evet bildiğiniz 50 adet hayvan gibi at kulaklarına takılan takip çiplerine rağmen bulunamıyor ya. İBB diğer belediyeye atlarımız nerede kardeşim diye soruyor lakin cevap yok. Acaba diyoruz o vatana yük işsiz güçsüz insanlar bu canım atlara mı binip gitti Almanya'ya? Umarız atlarımız da Almanya'dadır. Aksi takdirde bu yok oluşlar pek hayra alamet değil. Bakın yine bu hafta ortadan kaybolan şeylerin sadece insan ve atlar olduğunu sandınız değil mi? Ah sizin şu iyi niyetiniz sevgili izleyenler. Ağaçlarımız da ortadan kayboldu. Evet villa sezonu cumartesi günü İzmir ve Muğla'da sade bir orman yangınıyla yine açıldı. Yine tesadüf bakın ya inanılır gibi değil. Tam 15 villalık ya da bir adet deniz manzaralı otellik alan yanıyor. Ne atına ne ormanına ne de insanına sahip çıkamayan bir ülke olarak bu haftada ılık götlü ülkelerin bir yıllık gündemlerini tek bir haftada yiyip tükettik. Aferin bize. Bu ormanların yerine de olur da tekrar ağaçlandırma yerine başka bir şey yaparsanız uhrevi düzlemde bu işlerden kim sorumluysa ona hayrını görmemesini diliyoruz. Bu dileği iletiyoruz. Çünkü belli ki sizi durduracak ya da eski hale getirecek bir güç maalesef ülkede yok. O yüzden işi Allah'a havale ettik. Sevgili izleyenler, trans yağlı beyaz etli prensimiz Trump'tan haber var. Evet, biliyoruz. Onu özlediniz. Biz de özledik. Sevmesek de ufak da olsa bir şeytan tüyü vardı şimdi kabul edelim. Kendisi başkanlığı bıraktığından beri 15 kilo vermiş. Çok sağlıklı besleniyor. Ömrüne ömür katıyormuş. Melanie için bu kötü haber tabii. Bir diğer yaşadığı değişimse Twitter'dan şutlandığından beri öfke nöbetleri neredeyse kalmamış. Trump'ı üzerinde deney yapılan bir laboratuvar nugget'ı kabul edersek elimizde akıl sağlığımızı tekrar kazanmak için test edilmiş, onaylanmış bir formül var diyebiliriz gibi geliyor. Ya da saçmalıyorum. Ama zaten dükkan bizim, saçmalamaya devam ediyorum. Twitter'dan azıcık uzaklaşsak bize de iyi gelir mi diye düşünüyoruz biz. Ne dersiniz? Yoksa hizmet pasaportuyla göç etmek daha mı kesin çözüm olur? Sevgili izleyenler, modern dünyadan kopmak için elinden geleni yapan minnoş ülkemiz, ortaçağ derebeylerini kıskandıracak bir karara imza atarak kripto parayla ödeme yasağı getirdi. Evet, gerekçesi açık açık yazmasa da bizim ufak bir tahminimiz var. Sessiz sinema oyunuyla ipucu vereceğiz şimdi size. Tek kelime, 5 harfli ve yerli. Evet bildiniz vergi. Kripto para vergilendirilemiyor. PayPal'ın yasaklanmasıyla başlayan vergilendiremiyorsan yasakla. Maceramız Uber ve Booking ile devam etmiş. AliExpress'e ek vergi getirerek biraz soluklanmıştı. Şimdi de son nokta olarak buraya kadar geldik. Ama günahlarını almayalım yine de bu bizim tahminimiz. Belki ülkemizin bekasıyla ilgili bir iç dış minnak sorunu vardır. Olabilir. İlerleyen günlerde akıbeti ya da kararın bahanesi netleşirse yine size aha buradan haber vereceğiz sevgili izleyenler. Ha bu arada cumartesiyi pazara bağlayan gece kripto para piyasası cortladı. Ama önemli olan bu riski kendi irademizle alıp almamamız. Bir kanunla ya da KHK ile yasaklanarak uzak tutulmak istemiyoruz. Bırakın şu ülkede bir kere de kendi irademizle batalım ya. Tüm batışlarımız bizim irademiz dışında oluyor. Bu kez bir değişiklik olsun. Heh. Sevgili izleyenler, dünyada küçük puşt kaynaklı ölümler 3 milyonu aşarken çorbaya biz de elimizden geldiği kadar günlük 60 binin üzerinde enfekte insanımızla katkıda bulunurken Edirne Valiliğinden küçük puştu ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Evet, pandemiyle mücadele kapsamında afiş asmak yasaklandı. Gördün mü? Olayın bilimsel tarafı ilk bakışta pek anlaşılmıyor olabilir. Hatta inanır mısınız son bakışta da anlaşılmıyor. Ama biraz düşününce valiliğin bir gerilla taktiği uyguladığı gözlerden kaçmıyor. Amaç küçük puştun kafasını karıştırıp ben ne alaka ya moduna sokma. Bu kafa karışıklığı bize nereden baksanız 1-2 hafta kazandırır. Küçük puşt da alakayı çözene kadar kimselere bulaşamaz. Valiliğimizi tebrik ediyoruz. Efendim Polonya'dan ilginç bir haber geldi. Bir ağaca nereden ve nasıl geldi
belli olmayan bir iguana yüzünden apartman sakinleri korkudan günlerce balkonlarına çıkamamış. Artık dayanamaz hale gelince polisi arayan apartman sakinlerinin iguana sandıkları şey dev bir kruvasan çıkmış. Kruvasanı iguanaya nasıl benzetmişler derseniz malum çok sık yapılan bir hatadır. Ama kruvasan da yani şimdi bu. Sinop burnu kadar kruvasan mı olur? Belli ki bu bir şeyin peşinde tereyağlı mendebur. Efendim Hindistan'da günlük vaka sayısı 200 bin olmasına rağmen halk Ugadi Festivali'ni sağlık ve bereket getirdiğine inandıkları için birbirlerine inek dışkısı atarak kutlamış. Çok emin olmamakla birlikte bu Hindistan sanki dışkı avuçlamaya bahane arıyor artık ya. Küçük puş tam nüfuz edecekken bambaşka bakteri ve virüs kokteyllerini görünce böyle hevesi kaçıyor ya da hayır bu virüsü daha da fazla hastalıkla çarpıştırıp nötralize etmek gibi bir taktikse bir haber verin. Bizim sokaklarda da kedi köpek var yani alır kakalarını yakar top oynarız biz de. Vaka sayımız 60 binlerde. Zaten bir takım şeyleri tutmak üzereyiz. Biz de bir inanç minanç felsefik altyapıyla süsleriz değil mi ama? Ha, hadi be. Sevgili izleyenler, resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre elektrikli scooter kullanırken akrobatik hareketler yasaklanmış. Koskoca gazeteye resmi dilde deli deli şeyler yapmayın bak cezası var ha dedirttik. Bravo. Aslında ekonominin halde ortada. Akrobatik hareketler dediği bütçeden kısılsın diye bir araca iki kişi sığışmaya çalışmaktan gelen o pozisyonlar da olabilir. Ay yalnız siyasi hicvin de yeri gelince tadından yenmiyor. Haberi 90'lardaymışız gibi bağlamak artık boynumuzun borcu. 3 kuruş yetiştirsin diye halkı sirk maymununa çeviren zihniyet utansın. Dipnot. Sirkler kapatılsın. Teşekkürler. Efendim Danimarka küçük puşta karşı AstraZeneca aşı kullanımını 7 kişide kan pıhtılaşmasına yol açtığı için durdurma kararı almış. Tamam ne güzel Danimarka vatandaşının sağlığını düşünüyor diyorduk ki kullanmadığı aşıları fakir ülkelere dağıtacaklarını açıklayarak sağlam ters köşe yapmışlar. Ne demişler? İyilik yap, fakire at, Danimarkalı beğenmezse Tahitili sahiplenir. Sevgili izleyenler bu hafta da göğsümüz Sümeyye ve Sevilay sayesinde kabardı. Alkışlarımız en coşkulu haliyle onlara gidiyor. Sevgili izleyenler 2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstünde olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nın birincisi Sümeyye Boyacı, ikincisi de Sevilay Öztürk oldu. İnandıkları yolda hiçbir engelle karşılaşmadan ilerlemelerini temenni ediyor ve tüm kalbimizle kendilerini kutluyoruz. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. Alkışlarınızla geliyor Ecem Erkek. Hoş geldin. Hoş, hep izliyorduk ama şey yapamamıştık. Çok güzel. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi çok iyiyim. Yani sen geldiğin için daha da iyiyim. Ya çok teşekkür ederim. Ecem zaten program sırasında 50 kere söyleyeceğim ama baştan söyleyerek başlayayım. Zaten söyledim kuliste biliyorum ama tekrar söyleyeceğim. Bence müthiş bir oyuncusun. Yani çok teşekkür ederim. Yani ellerine sağlık. O kadar güzel oynamışsın ki yani ne hissettirmek istiyorsan hepsini biz hissettik. Of. Sana helal olsun. Çok teşekkür ederim. Vallahi sağ ol. İzleyen var mı? İzleyenlerden farklı düşünen var mı? Güzel. Varsa kovuldu zaten. Sen de Sivaslısın. Evet. İnanılmaz. Bütün sektör Sivaslı. Ben? Vardır. Evet. Bizim Cansu da Sivaslı. Ve programdaki şu an en önemli bilgi o. İnanılmaz. Yani bütün yetenekliler Sivaslıymış gibi bir şeye doğru gidiyor ha. Yani ama beş parmağın beşi de biri olmuyor. Buna evet demeyeyim ya şimdi. Ben mesela ilk hatırladıklarım İrem Sak, Cem Yılmaz, Ecem Erkek. 3 tane hatırladım. Kusura bakmasın. Kusura bakmasın kimse. Güzel üçlü. Mahallenin ilk apartmanı olarak tarif ettiğin neymiş? Babaoğlu apartmanı. Babaoğlu apartmanı, evet. Aile apartmanı mıydı? Aile apartmanıydı. Yapanlar, onun çocukları, gelinleri, herkes orada oturuyordu. Sonra işte ölümler, kalımlar olunca biz yabancılar yerleşmeye başladık apartmana. En son bir sahibinin eşi kalmıştı
Asiye babaanne diyorduk biz de ona. Komşuya babaanne demek de ama bir herhalde bizim oralarda vardı. Bu babaoğlu apartmanı neredeydi Ankara'da? Ankara. Evet, Ankara'da evet. Kızılırmak Mahallesi, Çukurambar'daydı. Çukurambar'daydı. Evet. Tabii, ben de Ankara'da büyüdüğüm için o bir Ankara'da olacak bir şey. Ben buna hiç şaşırmıyorum. Ya bizde işte, de vardı. Evet. Bizde işte benim çocukluğumun işte ilkokul 5'e kadar oturduğumuz evde Solmaz teyze vardı, büyük babaanne vardı, ay küçük ya. Teyze vardı. Öbür tarafta başka bir Lezize teyze vardı. Arkadaşlar Lezize teyze vardı. Lezize diye bir isim duydun mu? Hayır duymadım. Ben de sonra duymadım. Yani bir tane vardı, o da bizim oradaydı falan. Ya işte öyle ya, babaanne bir de onun kızı vardı, ona da Aynur hala derdik. Ha işte öyle herkes bir, akraba. Hem aile apartmanı olmasına hemen şey yapmışız biz de, kabul etmişiz. Ona babaanne demişiz, ona hala demişiz. Öyle bir apartmanda büyüdüm. Peki nasıl geçti çocukluğu Ankara'da? Ya sen de Ankara'da geçirdin evet. Değil mi çocukluğunu? Evet evet. Evet ben 15-16 sene önce falan taşındım İstanbul'a. Ankara hep benim gözümü dolduruyor ya. Çok seviyorum Ankara'yı gerçekten. Orada büyümek, o mahallede büyümek... Benim için şimdi bakıyorum dönüp müthiş bir şansmış. Ben yani, de kendim için öyle evet, düşünüyorum. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Çok büyük şansmış. İyi ki o mahallede, iyi ki o babaoğlu apartmanında doğmuşum, büyümüşüm. Müthişti. Şimdi sen zaten komedide ne kadar başarılı olduğunu çok uzun süredir ispat ediyorsun. Bu filmle zaten dramatik rollerde de bayağı bayrak tutabileceğini merak eden vardıysa gösterdin. Bir yandan senin muhteşem bir sesin ve müthiş bir şarkı söyleme isteğin var. Çok seviyorsun. Çok seviyorum. Mesela bu aileden gelen bir şey mi? Yoksa sonradan böyle yavaş yavaş merak ettiğim bir şey mi? Bu eğilimin, bu yeteneğin sence nereden geliyor? Şarkı söyleme özelinde ise benim kuzenim Türk Halk Müziği Korosu'ndaydı. Esma ablam. O ben çocukluğumdan beri ona bayramlarda, yılbaşlarında sürekli türküler, şarkılar söyletirlerdi. Zaten şimdi söyleyiş biçimim aynı o. Yani bayağı onu taklit etmişim ya. Yani. Evet gerçekten. Ondan özenmişim şarkıyı. Genetik yani demek ki. Güzeldir ya bizim evet. Kızların sesi. İki kardeşsiniz. Evet ablam var. Ablam var bir de. Peki siz büyürken nasıl kardeştiniz? Yani saç baş mı yoluyordunuz, birbiriniz mi koruyordunuz? Saç baş yolmayla kalsaydı keşke. Aa. Ay bir kere ablam beni, canım ablam izleyecektir muhakkak ama utansın bu söylediğimden hala. 30 yaşındayım bu lafı ediyorum. Annem biz 4. sınıfa geldiğimizde artık yani kendi yumurtamızı kırıp yemeye başladık. Annem çalışmaya başladı. Biz de evde yalnız kaldık. Birazcık annelik de yaptı aslında ablam bana. Aramızda 3 yaş olmasına rağmen. Bir kere ya hatırlamıyorum neden olduğunu. Muhtemelen sudan bir sebeptendir. Bu elektrik süpürgelerinin şeyi var ya demir yeri. Evet. Harş diye bir vurdu bana. Ya öyle saç baş yormayla kalsa neyse. Hala aa. Anlatır ve der ki Ecem çok üzülüyorum hala. Anlatınca da gözü dolar canım benim. Aa. Ama ben o acıyı asla unutmam. Ben daha böyle masum bir şey. Hayır hayır bir de arış diye. Bayağı bir tabii, şiddet tabii. Görmüş ablasından. Yaş aldıkça bu mahalle kültürüyle büyümüş olmanın da getirdiği şeylerin ufak ufak değiştiğini falan fark ediyor musun? Aa, çok büyük fark ediyorum. Ufak ufak değil. Çok büyük fark ediyor. Yani ne yazık ki. Bir de zaten biz babaoğlu apartmandan ayrıldıktan sonra ben bayağı komşuluk defterini kapatmış ve ayrılmıştım. Yani çünkü şöyle düşünüyorum, bir daha ne böyle komşu görürüm ne böyle mahalle görürüm diye. Mecburen yıkıldığı için de taşınmak zorunda kaldığımızdan dolayı bir daha gerçekten ne öyle komşu gördük ne öyle arkadaşlıklar gördük. Büyük vurmuştu yani bana. Peki çocukluğundan beri sana şey var mıydı mesela? Ya sen işte Yaseminceler'le falan aha, büyüdün evet, ya. Evet. Çok da taklitlerini yaparmışsın. Sana diyorlar mıydı hiç? Ay bu kızdan olacak abi. Bu işte bu oyuncu mu olacak? Ne yapacak bu falan gibi şeyler. Ya bu konuda demiyorlardı. Çünkü benim tiyatronun okunabilir bir şey olduğunu öğrenmem çok geç oldu. Yani üniversite sınavında biz dershaneye işte yazıldık arkadaşımla beraber. Dedik ki işte şeyden konuşuyoruz işte şu kadar puan alalım bu kadar puan alalım falan. Ben sen ne düşünüyorsun falan. Ben dedi barajı geçsem yeter. Ne demek o yani falan. Çünkü dedi konservatuara gireceğim barajı geçmek yeterli oluyor onun için. Ben de böyle oldum. O okunabilen bir şey mi? Ya o yaşına kadar nasıl bilmezsin? Yani bizimkiler genelde böyle bayramlarda, seyranlarda ben ağzımı yüzümü boyayıp muhakkak ortalığa bir çıkardım. 30 kişi etrafımı toplardım ama herkes çok gülerdi. Herkes çok gülerdi. Kalk 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 kik kik. Ya biriniz de şu kızın elinden tutun da deyin ki kızım tiyatro diye bir şey var. Bak
İşte bir de Ankara'dayız. Devlet tiyatroları evet, var şuna. Evet. Ast var, bilmem ne var. Ya bir çocuk oyununa evet, götürün de. Götürmeyin lan. Hayır. Hayır. Herkes beni kullandı o bayramlarda, seyranlarda. Güldüler, güldüler. Güldüler, güldüler, götürmediler. Vay anasını. Ben ilk tiyatroya ne zaman gittim? Vallahi çok şey yaşta gittim. Geç yaşta gittim. Peki mesela sonra hiç konuştun mu ailenle bunu? Ya bu böyleydi de hani falan diye. Ya konuşmadık galiba bu konuyu biz. Çünkü konuşsam belki de kırılacaklardı, şey yapacaklar. Vay be, niye yapmadık hakikaten biz bu ay işi ne falan olacak canım, diyeceklerdi. O, yani o, ben mesela o kırılacaklarını düşünmüyorum. Çünkü onların da denk gelmemiştir. Onların da ilgi alanı değilse, yaşam değildi, koşulları değildi, bilmem ne falan. Yani yaşam koşulları ile ilgili bir sıkıntı yoktu. Hı-hı. Ama ilgi alanları değildi. Ya biz böyle işte şey büyüdük ya. Evimiz var mı? Var. Kafamızı sokuyor muyuz? Evet. Kiramızı verebiliyor muyum? Evet. Tamam. Bitti. Tamam, bitti. Çocuklarımız sağlıklı mı? Tamam, bitti. Ya alayım da bir çocuk, bu neyle ilgileniyorsun yavrum sen? Hadi seni bir yere götüreyim falan yok. Çok şey, aslında birçoğumuz öyle büyüdük evet galiba. Evet ya. Çok tanıdık hisler gibi yani. Çok. Bizde beni de işte bir iki kere götürmüşlerdir büyük ihtimalle, ama biz de deli gibi oyuna giden insanlar değildik yani. Ben de sorsan bana hani işte bu üstüne düşündükçe cevap buluyorsun evet, da hani evet, mesela bundan 15 sene önce sorsan İbrahim niye okudun konservatuvarı desen yani işte tiyatrocu olmak istiyor işte falan gibi bir şey. Evet. Cevabı yok yani. Cevabım yok. Evet. Ben zaten işte dediğim gibi inanılmaz geç tanıştım. Bu yaptığım şeyin bir kalıba girdiğinde, bu yaptığım şeyden bilet parası alındığında bunun tiyatro olduğunu ben bilmiyordum mesela. Yani arkadaşım öyle söyleyince böyle oldum. Dedim ki o tamam, baraj geçilir ya, baraj hallederiz. Barajda bir şey yok. Senin peki bir avukat olmak istediğine aman, dair bir... Yalan dolan şeyler ya. Ya sanki bildiğimden değil ki. Yani dedim parası ya. Parası iyi diye düşünmüştüm. Hiç onu bile düşünmedim. Ya ne kadar ezber yaşıyoruz yani gerçekten. Ben tabii, mesela onu fark ediyorum bu yaşıma kadar. Çok bir sürü şey ezberden yapmışız. Ya öyle de büyütülmüşüz. Sevgisiz bir ailede, saygısız bir ailede asla büyümedim ama çok ezber bir ailede büyüdüm ben. O yüzden de hayatım hep bu şekilde ilerledi benim. Liseyi bitirdin mi kızım? Bitirdim. O zaman şimdi ne yapman gerekiyor? Dershaneye yazılman gerekiyor. O zaman yazılayım. Gittim derse. Ne olmak istiyorsun? Alfabeden seçmiş herhalde. Avukat. Avukat da olur falan gibi. Yoksa bildiğinden değil. Peki dil tarih mezunusun. Evet. Evet. Ondan önce mi bu asistanlıklar falanlar filanlar, yoksa dil tarihle beraber mi? Önce. Okula girdikten sonra pek bir şeye zamanımız olmuyordu. Sabahtan akşama kadar okulda olduğumuz için. Bir de bizim hocalarımız çalışmamıza izin vermiyordu. Sizin öyle miydi? Evet, öyleydi. Ben biraz şanslıydım. Dışarıda ben bir devlet tiyatrosunda oyunda oynadım. Gorgon'un Armağanı diye. Bir de son senemde şeyde oynadım. Bir tane dizide oynadım. Ama ben sonum galiba. Benden sonra ipin ucu kaçtı. Ha, yani kimse mesela bizim okulda çalışamadı. Tiyatrolarda oynayamadı. Hatta oynayan bir arkadaşımızı sınıfta bıraktılar. Tabii. Tiyatroda oynuyor. Evet, tiyatroda oynadı. Tiyatro okuyorum. Ve tiyatroda oynuyorum. Ama sınıfta kalıyorum. Okey. Evet. Bunun üzerine biz konuşmuştuk bir derste. Hı hı. Ortak tanıdığımız bir hocanın dersiydi. Ve bu da bunun doğru olduğunu savunuyordu. Savunur. Aynen. Ben de ısrarla şey diyordum. Yani bütün dünyada bu iş pratik üzerine kuruluyor. Ya. Çünkü biz sahne üstünde olmayı isteyen grubuz. Tabii. Teorisyen olmak isteyen grup değiliz. Evet. Dolayısıyla bizim egzersiz yapmamız lazım ya. Evet, tabii. Yani o zaman o okulları bana niye övüyorsun? Evet tabii. Yani Londra'da bilmem ne var ama orada bak çocuklar o çok iyi oku. Güzel kardeşim, egzersizi aynı var. Aynı zamanda değil evet, mi? Evet. Deli yok, gibi çalışıyor. Yani yok, buna asla izin vermiyorlardı. Evet. Hiç estetiğin var mı? Dolaylı olarak evet. Ne demek? Bunu açıklamak istiyorum. Rezalet bir durum bu. Dolaylı ne demek? Şöyle, benim kronik migrenim var. Hoppa. Evet, beni bir böyle 3 gün yatırır. Kalkamam, gözümü ah, açamam. Geçmiş olsun. Evet, teşekkür ederim. Sonra ben bunun çözümünü artık insanlardan duya duya şunu öğrendim. Migren botoksu denen bir şey varmış. Evet, var efendim. Yaptır. Ben değil, Umay. Umay! Ha, Umay Hanım. Bizim Umay yaptırıyor. Benim doktorum dedi ki, canım doktorum, seviyorum da doktorumu.
buralara işte iğneler batırıyor ya, aynen, botoks iğneleri. Ben bu arada botoks meselesine aşırı karşıyım yani gerçekten. O yüzden şey, zaten sordum, dedim ki bu bir şey olacak mı falan. Hayır hayır dedi, bu kozmetik bir botoks değil dedi. Bunu öyle düşünme dedi. Sadece dedi biraz dedi kaşların kalkacak dedi. Sadece biraz kaş kalkacak dedi. Hay Allah. Bana kaç iğne yaptılar biliyor musun Umar? Belki 8. Benim kaş bir gün, 2 gün sonra. Bende hiçbir şey yoktu, mutluyum yani böyle. Ondan sonra 2 gün sonra arkadaşımla buluşacağım. 15 dakika sonra evden çıkacağım. Aynaya baktım. Kaşım kalkmıyor. Kalkıyor da burada çizgi yok. Böyle bir şey, buraya beton dökülmüş gibi. Arka benim tansiyonum 15'e 9 oldu mu? Ay, dedim ki ben ne yapacağım? Yani, hani güldür güldür bir şekilde kaldırıyor da. Hani makyaj yapıyoruz, saçım kaşı yapıyoruz ortaya falan ama bir şey olsa, bir reklam olsa, bir dizi olsa yüzüm beton dökülmüş gibi. Şimdi birazcık geçti de, şu yapınca Allah kahretsin. Yani birazcık böyle beton dökülmüş gibi, dolaylı estetiğim o. Ha, iyi. Peki migreni çözdü mü? Yani bir seans falan daha gitmem gerekiyor da korkuyorum açıkçası. Yine böyle bir şey olur diye mi? Şöyle kalmayayım sonra. Ya kalma, bu may sana kaç yapmışlardı yine? O ya kadar, 5-6. Öyle oldu mu beton dökümü? Oldu oldu ya. Ama, korkunç. Ama sen bir ince. Ama Umay ortaya da sıktırdı. Umay. Aa, biz burada bir şey araştırması için. Ben burada kronik migren şeysine yaptırıyorum. Burada bu kadın sağlığı için. Sağlığım için. İzleniyorum hissine kapılıp bilgisayar kamerasını bantladığın oldu mu? Bantladım. Hala da duruyor orada bant. Gerçekten. Evet. Aslında mantıklı. İzlendiğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ben telefonu böyle kullanıyorum. Bazen. Valla evde otururken kamera şuraya bakıyor. Delilik ya bu. Bizi iyice paranoyak ettiler evet ya. Evet. Çok haklısın. Yani gerçekten. Paranoyak olman da gerçek olmadığı anlamına gelmiyor diye bir şey yani, var ya. Ne bileyim, olabilir ben... seyredebiliyorlar. Yani bunu yapmak isteyen varsa yapabiliyor ya. Yapabiliyor yani. İşte. Evet. Ne bileyim ben. O yüzden haklısın. Şöyle duruyor ekran. Şuraya bakıyor kamera. Onu biz de deneyelim ya. Bakın çocuklar. Hakikaten akıllıca. Onu düşünün. Bantlamayı ben de yapıyorum arada. Yaptım. Arada niye yapıyorum acaba? Arada... Aradım görün şey lan falan diyor. Havaya mı giriyorum acaba? Bugün iyi hissediyorum. Kim bakacak? Havaya bak. Birine referans olup ortama soktuktan sonra bak hareketlere bak ne yapıyorsun diye utandığın oldu mu? Sokmam ki kimseyi yani. Ha. Mesela A grubu arkadaşlarımla B grubu arkadaşlarımı çok bir araya getirmemeye çalışırım. Onlar bir araya geliyorlarsa kendileri gelsinler, beni bulaştırmasınlar. Ben. Ha onu ama becerebiliyorsun. Evet, becerebiliyorum. Aa, helal olsun. Tabii onunla buluştuğum zaman onu çağırmam mesela. Mesela A grubundan Mehmet'le buluşuyorum. B grubundan Ayşe de gelsin mi? Beni karıştırmayın. Sen istiyorsan gelsin. Ben onun sorumluluğunu alamam. Hmm. Tabii tabii. Akıllıca, ne yaparlarsa güvenli. Yapsınlar. Aynen. Tabii. Ay hiç uğraşamam sonra. Çok orada haklısın. Sapık sapık hareketler yapacak. Ecem'in arkadaşıyım. Hiç de değilsin vallahi. Kendin geldi umurumda değil. Kimsenin şeyle uğraşamam. Güzel vallahi. Bunu ben not ederim umarım. Gün içinde en çok kullandığın kelime ne? Gülüm. Gülüm mü? Gülüm. Çıksam ya ben. Bir de böyle söylüyor. Tabii. Ay Allah, gülüm diyorum ya. Nereden bulaşmışsa ağzıma. Ya sana çok acayip bir şey söyleyeceğim. Ben de hep kafiye arıyor gibiyim ha. Sürekli. Ben de gülü derim sıkça. Bizim tarafta da o işte gülü, gülüm demek. Arhavili'yim ben. Bizde de öyle büyüttü bizi, bizimkiler. Gülü daha tatlıymış ya. Gülü de tatlı. Yok canım, gülüm de tatlı. Ne canım, ne olacak yani? Herkesi şey gülüm diyor. Ha, öyle yap gülüm, zaten. Et gülüm. Tamam yani, gülüm. O biraz evet tabii şey oluyor. Tabii o biraz tuhaf oluyor. Evet. Burada 2 kişi gülü falan gibi yapmışlığım var. Allah! Yapmışlığım var. İyi ki demedim taksiciye maksiciye. Gülüm güzel. Gülüm. Birini etkilemek istediğinde ses tonunu değiştirir mi? Şivenin altını kısarım hemen. Şivenin altını mı? Yok kime şive. Aa, arada bir yapıyorum. Ama bilerek yapıyor. Salıyorsun. Yani bir Ankaralıktan kalma, Bakkalıktan kalma öyle bir şeyler olabiliyor bazen. Ha. Bir, tabii bir geri vites yaparım. Hiç elde bulaşık yıkarken hayati kararlar aldığın oldu mu? O kadar çok elde bulaşık yıkadım ki yemin ediyorum. Hayati kararlarım genelde şöyle oluyor. Orada hayati karar falan alınmıyor. Şöyle yıkarken dolaplara takılıyorsun, yere bakıyorsun. Sonra şöyle olsun, dolapların içinde yıkayayım.
Halıyı da kaldırayım, yerleri de sileyim. Kararlar o kadar. Hayati kararlar alınmıyor. Pide kuyruğunda mahallenin yakışıklısını görsen poz keser miydin? Kesmem, utanırım. Hemen çıkarım pide kuyruğundan. Pide kuyruğunda poz mu kesilir? Rezalet. Kenarda poz. Ay rezalet. Hiçbir tartışmayı lehine çevirmek için gözyaşlarını kullandın mı? So hem de nasıl? Ağlamaklar, duygu sömürleri. Ama sonra çeviririm, çeviririm. Tabii. Dibini bulmadan elinden bırakmadığın bir gıda var mı? Çekirdek ya. Ama çekirdek ama. Herkeste mi vardır ya çekirdek? Bende de öyle. Çekirdek, o yüzden hiç yanıma yaklaştırma. Aa, çok başlarsam çıt 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 çat küt artık. Nereye kadar gidiyorsun? Bir de mısır patlağı olabilir belki. Hoşlanmadığın bir şaka türü var mı? El şakası. Ay ben de. Kafaya falan vurmalar. Nefret ederim ya. Bu ne? Bu kesim geliyor elini yani gerçi. Şimdi bile sinirlendim. Ya, yaptı biri bana. Ne zaman? Tanıdığınızda biri. Aa. Tanıdığımız biri. Aa. Ondan sonra bu geldi. Bu benim kafam. Şah. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Dedim ki sakın bir daha bana bunu yapma. Aa. Ben de bu tür şakalardan hoşlanmıyorum. O da hiç beklemiyordu çünkü biraz gevşek de bir tip zaten. Ne olacak ya bundan falan? Aynen. Dedi ki olur. Bunu bana bir daha sakın yapma yani. Sonra bir daha yani... da görmedim bu arada adamı bir daha. Ha bir daha evet, görmedim. Evet yok görmedim. Gözümün önüne hiç gelmedi. Aa çok iyi. Evet. İyi olmuş. Çok iyi oldu. Oh canıma değsin. Aynen. Bence de canıma değsin. Benim de canıma değsin. Oh. O kadar nefret ederim. Bir de o kafaya vurmada, hele ki kafaya vurmada... Arkadaşlar öyle bir şey beklemediğiniz için vurunca dılınk diye öne gidiyor ay, ya o kafa. Çok kötü bir şey. Şu ay evet. Çok kötü bir şey. O kadar ağlamışlığım var ki. Gerçekten mi? Evet. Birinden hoşlanmadığını davranışlarınla belli edip bunu anlamasını sağlar mısın? Belli ederim. Ama sonrasında çaba sarf etmem. Kendi anlasın yani. Ha. Tabii tabii hiç. Yani o kadar net anlar ki zaten hoşlanmadığını. Çok tahmin ediyorum ya. Yani bir domuzluk zaten, var yani ne yazık tabii, tabii, ki. Tabii tabii hiç ama iyi bir şey yok. Bazen işe yarıyor da bazen yaramıyor galiba İbrahim ya. E tabii onu almıyor çünkü. Almıyor. Karşındaki o yaramıyor değil, yarıyor o. Ha almıyor evet almıyor. Doğru, çok daha doğru. O çünkü o kendisini şey sanıyor. O işte bildiğin bu günümüzün konusu aslında. Hı. Yani hoşlanmadığını açıkça söylesen falan evet, diye evet, alan ya. Var ya. O zaten şey, o önemli değil o. Yani bu, sen onu itekliyorsun, o diyor ki ya tamam ya falan. Ama niye ya? Git ya. Evet, yani, gitmiyor işte. Onu gerçekten şey. Daha net bir şey lazım. Ben zaten bu işte biz çalışırken bunu öğrendik. Hmm. Yani benim son 4 senemde falan gelişen bir özelliğim ben. Hoşlanmadığım birine belli etmiyorum, söylüyorum. Söylüyorsun. Tabii. Oraya gelmedim daha ama çok istiyorum. Yani o çok az insandan hoşlanmayabiliyorum. Hı hı. Hoşlanmadığımdan da zaten muhtemelen çok insan hoşlanmıyor oluyor. Hı. Yani çünkü genelde sevme eğilimim var benim insanlarla ilişki kurarken. Hani patlıyorsa bir yerde gerçekten bir nedeni vardır. Otururuz onu konuşuruz yani her kimse hı hı. O. Ama onda da zaten artık hiç vakit kaybetmiyorum yani. Çok iyi. Çok bana iyi. Oluyor çünkü. İnşallah nihayetim. Gelir. Gel kesin gelir. En iyi arkadaşının kredisi ne noktada biter? Ya bir şark kurnazlığı görürsem, bir işgüzarlığını görürsem bitebilir. Çünkü en tahammül edemediğim şey. Çünkü yaptığın şeyi görüyorum kardeşim. Yani yutturamıyorsun şu anda bana. Ve o düştüğün durum, içine düştüğün durum seni daha da çekilmez yapıyor. Sonra hemen kapıyı kapatıyorum. Peki orada rahatsız olduğun onun kurnazlık yapması değil, seni salak yerine koyması değil mi? Beni salak yerine koyması. İşte, bir de berbat. İkinci kez işte o şey, o düştüğü durum. Hı. Güldür Güldür'de en çok kime gülüyorsun? Uğur Bilgin. Uğur Bilgin. İnanılmaz biliyorum. Normal hayatta hiç konuşamıyoruz biz. Öyle mi? Sürekli böyle bir de öyle kötü bir ilişkimiz var bizim. Birbirimizin taklidini yapıyor. Asla ben orada bir ciddi bir şey koysam gelir burada falan da rezil ediyor beni. Ben de onu yapıyorum gerçekten. Konuşamıyoruz gülmekten. Vallahi ben de çok gülerdim yan yana çalışırken. Bir ara biz DOT'ta yan yana gelmişliğimiz aa. Var. Sonra işte bir yollar ayrıldı ama ben de Uğur'a bayılırım çok yani. Komik. Çok komik. Çok ekibinizde çok komik insan var tabii. Hiçbir kötü yoruma fake hesabı olan birinden rica edip cevap verdin mi? Yok. Benim fake'im var zaten. Olsam oradan veririm. Var benim fake'im.
oraya geleceğim. Tamam gel. Kendinde en sevmediğin huyun ne? Çabuk sinirleniyorum. Ya. Nasıl bir parlamak yani? Peki saman alevi mi? Yoksa... Devam eder. Çinciğim bir de tutuyorum böyle 3-4 gün. O unutuyor karşımdaki. Ben onu sürdürüyorum. Allah Allah. Sonra sönümleniyor da içimde böyle hiç unutmam yani kalır. Odaya tanımadığın biri girdiğinde herkes ayağa kalksa sen de kalkar mısın? Yoksa ne oluyor ya der misin? Kim bu? Tabii tabii. Noria değil de kim la bu? Evet. Takıntın var mı? Ay onu yakınlarıma sormam. Benim için takıntı değil onlar mesela. Mesela? Çünkü benim için böyle takıntım bu benim diyebileceğim bir şey yok. Ama kesin vardır yani kesin çevremin gördüğü. Sen böyle yapıyorsun ha farkında mısın dediği şeyler kesin vardır. Bak bu soruyu 50 kere soruyorum da hiç böyle düşünmedim ha. Evet evet. Var mı benim takıntım? Yok. Yok. Niye kovulacağım diye mi korktun? Aynen ben de hatırlamıyorum. Mesela eskiden çizgilere bakmama sorunum vardı bir ara. Ona basmayayım bilmem o karolarda falan. Benim öyle takıntılarım yok galiba. Evren benim takıntım var mı? Var dedi. Var dedi. Ne? Ne? Ha. Bak o takıntıymış bayağı. Mesela bence takıntı değil o. Ne düşünüyorum biliyor musun evet. Orada? Çünkü şeyi düşünüyorum bir. Arabamı düşünüyorum bir. Şimdi gelip çıkan, giren ona vırtmasın diye. Doğru. Yani şunu söyleyebileyim. Ben düzgün park ettim kardeşim. Sen çıkarken hani sürtmüşsün. Evet. Ben şöyle park etsem belki onun haklı çıkacağı bir yer olur. Sen de böyle park etmiş. Ben de çıkarken sürttüm mecburen falan. Onu bir düşünüyorum. Sonra diyorum ki ula bu çizgileri yapmışlar. Tam ortasına park edilmişti diyorum. Yani o benim için takıntı değil mesela. Aslında mantıklı. Böyle düşününce benim için de takıntı değil gibi duyuldu açıkçası. Evet değil. Evet. Aldığın en garip iltifat nedir? Ay aman ya biz bunu güldür güldür de çok yaşıyoruz kadınları olarak. Güldür güldürün kadınları olarak. Siz güzel misiniz? Aa. O iltifat mı? Ne ki bu yani? siz... Zayıfmışsınız. Geçen bir tane abi bana şey dedi. Sen gençmişsin. Nasıl görünüyorsak artık orada. Ya böyle şeyler yapıyorlar ya. Peruklusunuz ya orada. Orada çirkin. Burada güzel. Diyorlar yani. Berbat. Evet. İnsanlarda tüylerini diken diken eden bir huy. Belki şey olabilir. Ağız çapırtısı olabilir. Aklımdan geçiyordu. Evet. Bir de kim dedi bunu? Danla Bilic dedi değil mi? O da. Yani delirmem. Hı hı. Deliren arkadaşlarım var. Evren çıldırıyor. Ağzına vurur yani onu. Hiç yemeyeceksin yanında yemek o yüzden. Delirmem ama ne olurum yani. Ben eskiden bir ara yemek yerken nefes sesi duymaya tahammül ederim. Hıms hıms diye. Çok fena. Çok fena çok. Abi yani... Sonra geçti galiba. Duymuyorum çünkü. Neden o kadar tutuluyordum onu da hatırlamıyorum da işte. İğrenç bir ses. Evet. Hiçbir durum karşısında salon kadını havanı bozup çirkefleştin. Ben salon kadını olmadım ki. Ha. Ama çirkef de olmadım. Ha oraya da geçmedim. Yok yok geçmedim. Bir dozum var. Hı hı. Galiba o dozdan devam ediyorum. Salon kadını olmayı da çok... Sevmiyorum diyemeyeceğim ama böyle bir bilincim yok yani bir salon kadını olma bilincim. Hiç haddimi aşmadım diyeyim. Pandemi döneminde kendinde vay anasını sevgili izleyenler dedirtecek bir özelliğini keşfettin. Hiçbir özelliğim yokmuş benim biliyor musun? Bunu keşfettim. Çok doğru. Hiç galiba benim de keşfettiğim şey oydu. Evet. Böyle durdum evde. Yani sıkılmadım bu arada. Evet. Müthiş. Yani yalnız kalmayı inanılmaz sevdim. Ben mesela yalnız kalmaktan çok korkuyordum. Çünkü çevremde biri olsun hep isterdim. Bir yere gittiğim zaman muhakkak biriyle gitmek isterdim. Sen yapsana, sen gitsene, sen sorsana gibi bir insandım ben. Sonra yalnız kalmayı çok sevdim. Kendimi çok güzel oyaladım. Kitap okudum, spor yaptım. Sporu hiç bırakmadım pandemide. Ondan sonra öyle yemekler, ekmekler falan yok ya. Benim elimin lezzeti de yoktur zaten. Hiçbir şekilde. Ne kötü bir... Buradan birine bağlanabilir. Tabii Gülseren bu da hiç olmaz. Bunu onun telefonu değil mi? İzlemiştim. Ona bağlı. İstersen bir konuş gerçekten. İstersen bir konuş. Vallahi yumurta kırmaya yeni başladık işte. Yakmadan. Vallahi. Yok ya benim elimin. Vallahi elimin lezzeti hiç yok.
Eski eşim bilir yavrum, yemekleri hep o yapardı, hala yapar. Evet yani o da şey yapar, kıyamaz. Yapıyorum bir şeye benzemiyor, yiyor. Buz olmuş. Güzel olmuş değil mi Erman? Yalan söyle. Yo tuzu biraz iyi. Ben sevdim. Ay bayağı iyi niyet. Peki hiç televizyonda başkasının adına utanıp kanalı değiştirdin mi? Hepimiz yapmışızdır bence. Böyle falan diye. O ama bazen şey hissi geliyor ya. Ay çok böyle utandım onun adına, biraz daha seyredeyim, biraz daha utanayım gibi bir şey. Aa, geliyor bana bazen. Ya. Vallahi. Yok ya, ben üzülüyorum, hemen kapatıyorum. Ha. Bir de üzülüyorum ben. Niye ben üzülüyorsam? Ya işte. Şey falan oluyorum. Yani ne gerek vardı ya, yapma şunu. Oyunculuk özelinde değil de. Hı-hı. Genelde onu hani çok yapmıyorum. Başkası adına utanmıyorum oyunculuk, hı-hı, izlerken. Ama şeyde falan bu reality show'lar oluyor. Evet, işte tabii, böyle kadın programları falan oluyor ya. Oralarda o kadar tabii belli ki yani. Sen evinde oturmuş tatlı bir ev hanımısın. Neden böyle bir şey yapıyorsun yani? Yapma, kendini şu duruma sokma. Çok üzülüyorum. Haklısın. Hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil bende kartını oynadın mı? Yok. Onlar genelde oynadılar. Nasıl? Tabii. Ya. Evet. Genelde onlar sorun sende değil bende dedi. Bende. Yapacak bir şey yok deyip yoluma devam ettim. Helal olsun, evet, sana ya. Hiç kirli sepetinden çorap, tişört giymişliğin var mı? Mümkün değil. Yapılır mı o? Yapılmaz. Hayır, yapma. Yok. Ya bir de şey vardır. Bak, kokusu geldi burnuma. Tamam, öyle anladın yapınca mı? Benim de geldi. Öyle değil canım yani. Islak tişört kokusu. Tamam. Onu giyilir mi? Tamam. Yok, o yapılmaz. Yok, tamam. Ben iknayım şu an. Evet. Yanında Sivas şivesi yapmaya, hı, çabalayan birini görürsen ne yaparsın? Benim yaptığım da aslında bir Sivas şivesi değil. Belki Sivaslı olan arkadaşlarım da bilir o Sivas... Allah aşkına. Cansu. Seni Cansu ateşe attım, kusura tabii, bakma. Tabii Cansucuğum, sen Sivaslısın. Buyurun dinliyoruz. Sivas şivesi. Ne demek yok? Merkez mi? Pardon. Divriğimi nasıl bilmiyorsun şive ya? Cansu çok üzüldüm şu an. Cansu kendini bitirdi az önce. Evet, pardon, bitirdi. Sen de evet. Yani ben gerçek bir hani merkez bir Sivas şivesini bilmiyorum. Hı. Benim yaptığım şey annemin babamın köyünün şivesi. Bu ama benim... Sivas o da. Evet aslında Sivas ama herkesin bildiği bir şey olmuyor. Hatta şöyle şeyler oluyor. Biz Sivaslıyız, biz böyle konuşmuyoruz ki diyorlar. Biz çünkü geldiğimiz yollardan toplamışız o şiveyi de orada şey yapmışız, kurmuşuz. Sivas'ta kurmuşuz. İşte oradan gelmişiz. Dedem oradan gelmiş, buradan gelmiş. Ha. Orada toplanmış bir şive var. Yani çoğu öyle konuşmuyor Sivas'takilerin. O yüzden o Sivas merkez şivesine karışmam. Ama. Eğer yanımda tam da dediğim şiveyi yapmaya çabalarsa biri böyle yaparım. Yapma, biz onu sonra şey yaparız. Sonra ben sana gösteririm. Sen göster, yapma şimdi derim. Ay. Çok rezil bir şive zaten çok tehlikeli bir, evet, şey. Yani gerçekten yapamıyorsan ve çok yaptığından değil, çok emin değilsen, evet, asla yapmaman gereken, evet, bir şey. Evet. Mesela ben Karadeniz şivesi asla yaklaşmam. O kadar mantıklı ki. Asla yaklaşmam. Yaparsın. Üstüne düşünsen, çalışsan tabii ki yaparsın. Yazdılar bana bir yardırırsın tane. Ama işte o yani üstüne yani, iyi çalışman lazım. Çalışmam lazım. O vakit benim için geçirmen çok lazım. Ayrı bir şeymiş gibi geliyor o Karadeniz. Ayrı zaten. Apayrı. Aynı mi senin, ben de işte Orta Anadolu şivesi diye tanımlayacağımız şeylerde çok sallanıyorum. Ben, hı-hı, de o topa hiç girmiyorum. Hı. Ama şimdi Karadeniz şivesi yanımda yapan gördüğüm zaman diyorum ki ya. Hele bir de Karadeniz. Evet. Bir yerde haksızlık yaşanıyorsa karşısında durur, kanının son damlasına kadar savaşır mısın? Savaşırım ya. Yani çok korkak bir kızım bu arada. Tırsam ben birazcık. Nasıl? Ama boks sürdürmem. Yani kuyruğum... Ya böyle bir olay yaşamıştım hatta okulda. Bir abi vardı. Hani 18 yıldır okuldaydı. Bulut hatta ismi dil tarihte. Ha. Girmiş kürsüyken okula. Daha ben oradayken. Ben bile duydum onu. Bulut'u duydun mu? Duydum, evet. Abi nasıldır biliyor musunuz? Uzun boylu, esmer, yemyeşil gözlü. Kafasına bir şey takar, bere takar. Onu böyle katlar. İzlerse de selam olsun, ne diyeyim şimdi. Yani deri bir ceket, ya yaz, kış deri ceket giyer. Oo.
bazen okulda yattığı olurdu falan. Böyle çok karanlık bir abidir ve sesi de sesini tanımlayamıyorum. O kadar böyle bir şuradan gelen bir sesi vardır ki merhaba dediğinde ağlarsın yani. Ha. Okulda bana bir terbiyesizlik yapmıştı ve çok korkuyordum gerçekten ondan ama buna korkuyorum senden hiçbir zaman demedim. Kimseye de demem zaten böyle bir şey. Bir terbiyesizlik yaptık, dikildim böyle karşısına ama bütün organlarım yere düştü yani. Bütün dışarı duvar duruyor ama onlar zangırdamaktan yere düştü. O kadar korktum ki ama yine de dikildim karşısında, sonra özür dilettim. Helal olsun evet, sana ya. Yani çok korktum ama dikildim karşısında. Sırf fiyatını merak ettiğin için satılık yazan bir evin emlakçısını aramışlığın var mı? Evet. Ben de bir kere yaptım. Ben hep yapıyorum. Hep mi yapıyorsun? Yaparım yaparım. Nerede bakıyorsun peki? Nerede rastlayın? Öyle bir lokasyonun var mı? Çünkü ben bebekten geçerken arkadaşlar. Moda, cadde yapıyorum. Sen yani. Sen karşının taksisi misin? Ben karşının taksisiyim. Aa evet. Çok güzel. Evet evet. Ben yaparım. De. Peki mesela özel böyle bir deniz görenlere bakıyorum falan gibi bir şeyin var mı? Yani bakıyorum tabii, sadece bakıyorum işte. Ha bir de fiyat öğreniyorsun. Bir de fiyat nasıl öğreniyorum. Nasıl bu aralar fiyatlar edeceğim? Çok fena. Sakın ev almayı düşünenler varsa acık daha otursunlar evet. Yani. Hiç sadece o anı kurtarmak için söylediğim bir yalanı unutup üstüne başka bir yalan söyleyip en nihayetinde yalan, böyle kuyruklu yalana düştüğün oldu mu? Düşmüşümdür. Ha. Yaptım, kesin yaptım. Unutur musun söylediğin yalanı? Unutuyorum ya. Ay ne fena bir şey o da. Keşke yani, yazsak bir yere. Yani. Ben buna bu yalanı söyledim. Buna büyük yapıştırdım. Buna büyük onu yapıştır. Bunu unutma. Yalnız kırmızı şey yap. Yani hani ama işte çok sık söylemediğin için. Çok sık için. Değil yok. Fake sosyal medya hesabın var mı? Var var. Neden? Var şunun için. Bir merak ettiğim ve takip etmek istemediğim bazı insanlar oluyor. Onlara bir bakıyorum arada bir. İkincisi şöyle bir şey. Asıl amacı o. Çok güzel butikler ve bir şeyler satan markalar oluyor. Evet. Ve onlara Instagram'dan ulaşmak istiyorum. Kendi hesabımdan yazdığımda şöyle şeyler oluyor. Biz size gönderelim, siz de bir story paylaşırsınız. Ya aa, istemiyorum bunu yani. Evet. Ben senden parası ne kadarsa bu bardağı almak istiyorum ve bunun şovunu yapmak istemiyorum. O yüzden o hesap onun için çok işe yarıyor. Oradan fake hesaptan. Çok haklısın evet, ya. Evet, onu istiyorum, alıyorum. Ne istiyorsan helal story'de olsun. De paylaşmıyorum. Peki hiç sarhoşken gönderdiğim bir mesajı sabah kalktığında kafama sıçayım olarak değerlendirdin mi? Çok sarhoş olmam ya. Ha. Evet evet. Aran yok. Aram var ama sarhoş, sarhoş olmuyorum çok. Neden? Kontrol çakır oluyorum seviyorum genelde. Tamam canım, en kontrol zaten yani ha, asla bırakmadığım için. Ayık kalan sensin değil mi? Ben oluyorum yani evet, genelde. Evet belli zaten. Peki geçmişe dönüp baktığında tüh be keşke şöyle olmasaydı dediğin bir an var mı? Oo çok ya. Oo. Biz zaten ben yani daha doğrusu çok ağlak bir insan olduğum için yani çok üzülüyorum hep. Hmm. Her düşündüğümde ya keşke şunu demeseydim. Ya keşke şöyle davranmasaydım. Keşke böyle yapmasaydım. Çok anım var öyle yani. Benim de var ama sonra barışıyoruz galiba. Sonra hiç yok. Karşında o anda hiç selam verip lak lak etmediğin birini gördüğünde bir numara yapıp yanından geçer misin? Ne yapalım deyip konuşur musun? Ay üst konuşamam. Hiç yani ay. Ne yaparsın mesela? Görmezden gelirim. Ha. Kulaklık takarım zaten. Dışarıda wow, gören çoğu insan kulaklıkla görür beni. Müzik açık olmadığı zamanlar da oluyor o kulaklıkta. O sizinle konuşmak istemiyorum demek. Benim için öyle bir şey kulaklık. Senin için ne? Mesela ben bunu sormak istiyorum. Kulaklık takıyorsam ne demek istiyorum yani? Yani dediğin şeyi düşünürüm. Mesela kulaklığı olan birinden bir şey isteyip adres sorma. Hah. Yani çok zor durumdaysam kulaklıksız birine sorarım. Evet. O çünkü bir iletişime kapatmak istemek istemek demek yani. Ben de mesela hani bazen telefonla konuşurken geliyorlar ya işte bir şey sormaya. Böyle tanınma manınma değil yani. İşte bilmem ne bayi nerede falan gibi bir şey sorusunu telefonlayayım falan Allah'ım demek zorunda ya, kalıyorum yani. Ben de bazen. Tuhaf geliyor ama dediğin şey hiç o açıdan düşünmemiştim. Evet ben kulaklığımı takarım müzik çalmasa da. Ondan sonra kulaklıkla yoluma devam ederim. Görmezden gelirim. Hiç konu hakkında fikrin olmamasına rağmen sırf ortamda havan olsun diye atıp tuttuğun oldu mu? Ay ne rezil bir durum. Hiç valla asla yapmam. Bilmiyorum asla ya derim. Aynen. Yani Ecem böyle işte bu konular bilmem neler bilmiyorum. Hani bilmiyorum yani. Çünkü bitti hadi havan olsun diye bir laf ettin orada. Ya ha, o devamını getirirse ikinci lafın ne olacak? Hadi bir kere attın tuttun.
İkincide de attın ya tutamazsan. Çok fena, çok rezil bir evet, durum. Evet evet, bayağı utandırıcı bir şeyler evet. olabilir. Oyunlarda kaybettiğini anladığın anda çirkefleşir misin? Yok ya, etmem. Gerçekten. Masanın çirkefi hiç değilimdir. Arkadaşlar, benim bir arkadaşım var. Gerçekten oyunu bitirebilmek için kaybediyorum. Ay çok fena. Ne evet. zevki var ki oynamanın öyle. Çok zevkli aslında. Ya. Tabii tabii. Yani onun o hale girmesine sinir, falan bayılıyorum. Çok komik çünkü. Ama kaybetmezsem tövbe bitiremeyiz. Yani, Allah Allah evet, ya. Evet evet. Hırslı değilim ben herhalde o yüzden. Ha o, hırslı değil misin? Yok ya? Değilim. Ya hırsım var ama... O, ha, hayır değilsin. Aynen öyle. Normal şartlarda asla ilgini çekmeyecek birinin elinde hangi kitabı gördüğünde etkilenmeye başlarsın? Vedat Türkali diyebilirim belki. Ha, bir gün tek güzel. Başına. Bir gün tek başına evet. Vedat Türkali. Güzel. Ben muhtemelen elinde ne var diye bakmıyor olurum. Çünkü yani zaten ilgimi çekmemiş ya. Bir bu tarafa hakikaten. Bakarım. Doğru. Aslında. Evet. Evet. Ağladığın olaylara dönüp baktığında buna da ağlamazsın be güzel kızım dediğin bir şey var mı? Yok ya. Bütün ağlamalarımı haklı buluyorum. Gerçekten. Evet. Ama yani, seviyorsun sen değil mi ağlamayı? Ben bayılıyorum. Şurada duruyorlar beni zaten böyle. Müthiş. Zaten tabii. belli. Duygusu burnunda derler. Ya tabii. evet tam öyleymiş de. Hayran olduğun ama tanıştığında fıs çıkan bir ünlü oldu mu? Aynen. Hanımlar beyler... Ecem Hanım oldukça dürüstü ne dersiniz? Peki Bursa Devlet Tiyatrosu'nda mezun olduğun gibi Bursa Devlet Tiyatrosu'nda mı çalışmaya başlıyorsun? Ha, Devlet Tiyatrosu'nda değil. Nilüfer Tiyatro'da çalışmaya başlıyorum. Belediye Nilüfer evet, Belediyesi'nin evet. tiyatrosunda. Evet. Aa. Yani mezun olur olmaz olmadı aslında. Okuldan mezun olduktan sonra dil tarihten bir Ankara Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık geçmişim var. Hı, yaptın onu. Yaptım tabii ki. Yaptım. Hangi oyunlarda yaptın? Bernard Alba'nın evinde yaptım. Wow. Bir de bir çocuk oyununda. Horoz Adam'la bilmem ne kız. Aynen. Evet, buradan adından müthişliği anlaşılan Güzide evet, Eser. Evet, aynen evet. öyle. Orada figüranlık yaptım. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Nilüfer Şehir Tiyatrosu, Şehir Tiyatrosu da değildi o zaman. Nilüfer Belediye Tiyatrosu evet. kadro sınavları yapıyordu. Sonra oranın sınavına girdim. Orada 2 sene sezon çalıştım galiba. Müthiş. Evet. Peki oradan sonra İstanbul'a gitmek lazım... Ama nasıl gel ya da geldin mi öyle bir şey? Yok hiç gelmedim biliyor musun? Beni bıraksaydın ben orada yani ölene kadar yaşayabilirdim. Ya. Evet çünkü yapmak istediğim şeyi yapıyordum yani. Tiyatro yapıyordum ve Engin Alkan'la yapıyorduk. Değil mi? Yani gerçekten ben okuldan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaptığım sırada mesleği öğrenmedim. Ben oraya harçlığımı çıkarmak için gittim. Hmm. Orada bize meslek öğretecek... bazı büyüklerimi tenzih ederek söylüyorum. Meslek ölçek büyüklerimiz olmadı. En azından benim çalıştığım 2 oyunda. Büyük bir hiyerarşi vardı orada ne yazık ki. Dolayısıyla karşısına alıp da yeni yetme bir oyuncuyu. Hani kızım bak bu iş böyle yapılır. Bu işin de bu su budur. Yani bir ustalık çıraklık meselesi yoktu orada. Dolayısıyla ben meslek öğrenmedim orada. Hmm. Harçlığımı kazanmak için gittim birazcık. Ondan sonra Nilüfer Şehir Tiyatrosu'na gittiğimde... Yavaş yavaş Engin Alkan'la beraber. Vay be bu iş böyle bir şeymiş. Yani o işi gerçekten yaptığımı Engin Hoca ile beraber öğrendim ben. Ve Serdar Hoca geldi. Romeo Juliet yönetti bizde evet. Serdar Biliş. Evet. Onunla beraber oradaki yönetmenlerimizle oradaki o ekiple beraber ben tiyatronun ne demek olduğunu öğrendim. Yani oradan zaten istifa ettim evet. De buraya gelmek zorunda kaldım. Yoksa beni bıraksan ben orada mis gibi... 2 kuruşumu alıyordum. Güzel Görük'le var Bursa'da. Bursa'yı bilenler evet, belki bilir. Evet, öğrenci ben biliyorum. Ha. Görük'le de tatlı bir evimiz vardı. Orada yaşıyorduk. Aldığımız para çok güzel yetiyordu bize. Lüks zevklerimiz falan da yoktu. En büyük lüksümüz hani gidip orada bir kafede arkadaşlarla sabaha kadar Amerikan oynamaktı. Onu da mis gibi yapıyorduk. Çok mutluydum yani ve işimi çok güzel evet. yapıyordum yani orada. Bir şeyler öğreniyordum. Hiç İstanbul'a gelmek gibi bir hevesim yoktu. Mecbur bırakıldık birazcık. Tüh, yani ya, iyi süper oldu, olmuş tabii, canım tabii, tabii. bir yandan. Bir de yandan peki. kapak da oldu. Efendim? Onlara diye birilerine yani, kapalı. Bilemiyorum ya. İşte yani o da güzel oldu. Ben çok memnunum İstanbul'da olmaktan tabii. Şimdi böyle yani, anlattım ama.
Evet, o dönem biraz sarsıcı olmuş. Çok, çok. Çok belli. Peki buraya geldikten sonra nasıl ilerledi? Durmamışsın da gerçi. Durmadım, evet. Buraya geldiğim an zaten Hayat Sırları diye bir dizi vardı. İlk işim benim. Hı hı. 11 bölüm sürdü. İlk işim oydu. Onunla beraber başladım. Sonra o bitti. Hemen Güldür Güldür başladı zaten. Hı. İstanbul'a da geleli benim 4,5 sene falan oldu işte. Çok yeniyim daha. Evet. Güldür Güldür de hala devam ediyor. Sonra ardına film falan derken gayet boş kalmadım. Iyi. Maşallah. Az önce bahsettiğimiz tiyatro oyunlarından bazılarını, hmm, belki de hepsini sayacağım. Amerikan Rüyası, Voyzek, Üç Kuruşluk Opera, Romeo ve Juliet, Şark Dişçisi. Tersine Dünya da var. Tersine Dünya da var. Ya evet, bunlar çok iyi oyunlar. Çok güzellerdi. Yani bayağı böyle bir hep yani okurken ulan mezun oldu şunları oynasak evet ya dediğimiz oyunlar bunlar. Çok güzel. Bunların üç tanesi galiba şey, Üç Kuruşluk Opera, Amerikan Rüyası, yok iki tanesi okul oyunumdu. Hmm. Boyzek bir de. Ha. Üçü okul oyunumdu. Diğerlerini Engin Hoca ile yaptık. Tersine Dünya Şark Dişçisi'ni. Bursa'da. Evet, Bursa'da yaptık. Serdar Hoca ile de Romeo Juliet'i yaptık. Peki en keyif aldığın oyun hangisiydi? Tersine Dünya. Ya. Evet. Yani ben tiyatro yapabildiğimi ilk oyunla fark ettim yani. Yani ben oynayabiliyorum şu anda ve bu bir işe yaptığım şey bir reaksiyon alıyor. Tersine Dünya'da fark ettim. Benim için yeri çok başkadır yani. Evren'le tanışmam, en yakın arkadaşım, aynı zamanda menajerim. Onunla tanışmam o sebeple olmuştur. Engin Alkan'la tanışmam o sebeple olmuştur. O yüzden benim için çok özel bir yerde. Şey var mı içinde? Yani tiyatro benim esas yerim. Ben eninde sonunda oraya geleceğim zaten falan. Tabii, tabii. Diyor musun tabii, onu içeriden? Tabii, demez miyim? Ya ben oynamadım ki tiyatro. Hani hiçbir şey yapmadım. Zaten üçü okul oyunuydu. Hı hı. Çok oynayamıyoruz okul oyunlarını zaten. Tabii. Ama diğerlerinde daha şöyle bir ısırık almıştım yani. Evet. Hatta lokmam ağzından düşmüştü. Sadece dişimde tadı kaldı. Ben çok istiyorum yapmak tiyatro. Ay hadi inşallah, inşallah ya. Az önce söyledin, Şirin karakteriyle karşımıza çıktın ilk zaten gelir gelmez. Peki sen kendini izlemeyi seviyormuşsun zaten. Sevmek değil. Kendini izliyormuşsun diye bir kendimi bilgi aldım. Kendimi izlerim. Ha şeyden, o işte düzeltilecek bir şey var mı falan diye herhalde. Ben kendimi çok döverim bu arada. Çok en büyük dayağı kendim atarım. O yüzden mesela izleyip, işte dedin ya az önce utanıp kapatma. Ha. Bazen kendime de olur. Saçma ama niye yaptım bunu, niye yaptım bunu, kapat diye yaptığım oluyor. Ya ki insanın kendini seyretmesi güç bir şey. Ona alışıyor çok zamanla. Yoksa yani mümkün değil ya, o ilk karşılaştığında bir ton parametre var. Yani sen öyle yaptığını düşünmüyorsun ama kamera zaten başka bir dünya. Ona alışacaksın. Onun evet, bir süreci var. Şimdi işte mesafen, yaptığın iş, ışık, hepsi bir şey. Onları öğrene öğrene gelişeceğin bir şey. O yüzden karşılaştığında yaptığını zannettiğin şeyi görmeyince o oluyor. Evet, iyi evet. Hepimiz oluyor. Ama sonra zaten oraya yerleşmeye başladığında o artık konu olmaktan çıkıyor. Kendini gelir gelmez işte izlemeye başlayıp Bu alışmaya çalışmaya başladın mı peki? Yani şimdi alışmaya başlamalıyım diye düşünüyorum. Hmm. Güldür Güldür'de, skeçlerde izlerken o kadar böyle niye yaptım bunu falan olmuyor. Orada kudurmak mübah oluyor bazı zaman. Ama işte yani başka işte izlediğimde şunu öğrenmem gerekiyor. Ya bir çık bakayım Ecem'den, bir dışarıdan bir bak bakayım ya. Yani senden başka kimse bunu sana bu kadar net söyleyemez. Evet. Bunu sen söyleyebilirsin. Çık bir dışarı bak bakalım kendine. Ben her şeyi üstüme alırım. Kamera açısını alırım, kurguyu alırım, montajı alırım, sesi alırım, ışığı alırım. Her şeyi üstüme alırım. Ya bu senin ilgilenebileceğin bir yer değil. Evet. Işık senin sorunun değil. Evet. Yani lütfen bunu da kendine şey yapma. Tabii canım, ne münasebet. Bunu öğrenmem gerekiyor galiba. Evet, yani işte böyle yavaş yavaş alışılıyor galiba Ecem. Yani benim galiba de çok uğraştığım bir şeydi kendimde. Resmen montaj yaparken alıştım. Aa evet, ne kendime güzel fikir. Bakarken İbrahim'in o lafını keselim abi falan diye kullanmaya başladım ki alışayım diye. Çünkü öbür türlü bakamıyordum ya. Bakamazsın evet. Ben kendi sesimi duymaya da tahammül edemiyorum. Sonra ona da alışıyorsun zaten. Alışılır. Güldür Güldür'de senin bir eşiği geçmeni sağladı diyebiliriz herhalde. Evet. Peki sence onun sahnede yapılıyor olmasının bir etkisi var mı senin bu eşiği geçmende?
daha özgür hissetmiş olabilir çok misin kendini? Çok özgürsün güldür güldür de. Oo, yani böyle bir iş bilmiyorum ki başıma bir daha gelir mi? Güldür güldür nasıl bir yer biliyor musun? Seni salıyorlar şeye, sahneye. Oraya koşturuyorsun, buraya koşturuyorsun. İstediğini yapıyorsun. Böyle konuşuyorsun, böyle konuşuyorsun. Her türlü yapıyorsun her şeyi. Evet. O saç takılıyor, o bıyık takılıyor. Çok özgür olduğum bir yer. Çok. Evet. Ama bunu avantajı çevirebilirsen eğer gerçekten. Hı. Yani şunu demeyeceksin karşına, yani ekrana bakıp. Ay bu perukla çok çirkin oldum. Ya bu kıyafet olmadı, bunu çıkarayım mı? Onu demeyeceğim. Onu dersen oradan çıkamazsın zaten sana güle güle. Çok özgür olduğum bir yer. Sahnede olması da etkilemiş midir? Belki. Direkt reaksiyon almak çok keyifli bir şey. Evet. Hem show programı hem televizyonda yayınlanıyor. Ama önce oradaki... Canlısını görüyorsun. Evet, canlısını görüyorsun. Ve önce o balonlardan reaksiyon almak çok daha keyifli yapıyor insanı. Up yapıyor bir yani. Noktada zaten ona bağlayacağız galiba. Balon bana güldü falan gibi. Yaşanabilir yani. Yakın ve de çok uzak bir zaman değil. Sevgili Ecem, evet. Sana müthiş bir soruyla geliyoruz. Ecem'in bu haftaki sorusu şu. Ecem, kiminle evde hazırlanan içi fırına pide yaptırmaya götürmek isterdin? Yol arkadaşımı. Evet. Aa çok iyi. Bakalım geliyor kimler? Sana seçenekler. Tamam. Doğa Rutkay'la mı pideye gitmek isterdin yoksa Hazar Ergüçlü'yle mi? Doğa anlamaz pideden ya. Hazar'la giderim. Hazar dünyada her evet. yere uyar Hazar. Her yere. Canım benim. Evet çok tatlı Hazar. Hazar'la peki giderim. Hazar Ergüçlü'yle mi gidersin yoksa Onur Buldu'yla mı? Onur'la bilemedim ya. Onur şimdi orada kavga manga çıkarır. Aa. Biraz agresiftir. Onur mu? Dünya tatlısı bir insan ama bazen sinirlenebiliyor. O yüzden ben dedim. Hay Allah. Hazar'la tatlı tatlı gideriz. Aynen ya o zaman gerginlik çıkmasın. Peki Hazar Ergüçlü mü yoksa Ryan Gosling mi? Ryan Gosling. Aa, ne anlayacak bu pideden kurban olurum. Ha. Gider miyiz ki bununla? Gidilir bununla her yere gidilir. Aynen ben de yani pideden anlamasına gerek var gerek mı diye soracağım. Saparız oradan ne aynen olacak? Aynen ya kruvasan yeriz sen gel. Tabii tabii. Okey evet. Peki Ryan Gosling'le mi yoksa Kıvanç Tatlıtuğ'la mı? Ay Kıvanç Tatlıtuğ tabii ki ya. Çünkü onunla hele böyle bakarken ben de giderim her ya, yere. Ya ben maalesef. Ayrıca çok seviyorum. Şeyden evet. de çok seviyorum. Bana çok çalışkanmış gibi. Ay, hiç tanışmadık. Çok çalışkan. Çok çalışkan ve yine Kelebeğin Rüyası'nı yine izledim. Hı-hı. Üçüncü kez falan. Nasıl oynarsın ki böyle diyorum böyle. Yani nasıl oynayabilirim? Ne? Ya seni böyle nasıl oynatıyor? O düşündüğün o laf, o cümle, o bir postür bulmuş kendine, o bir laf bulmuş falan. Ya oyunculuğu tekrar adamla, ana ne güzel oynuyor diye izliyorum. Evet, çok haklısın. Çok beğeniyorum. Çok çalışkan olduğunu biliyoruz zaten. Evet, ben ona giderim. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ'la mı yoksa Tom Hardy ile mi? Tom Hardy. Bu abi. Abi bana hitap etmedi. Kıvanç'la devam ederiz. Bana hitap etmedi. Evet, evet. Peki Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa Ahmet Rıfat Şubay mı? Ya o kadar seviyorum ki Rıfat'ı. Giderim Rıfat'la. Rıfat'la gidiyoruz. Tabii. Peki Ahmet Rıfat mı yoksa Amir Kağan mı? Hayda. Çok iyi. Biraz şurada kaldım. Ay. O kadar da seviyorum ki. Ya. Bayılıyorum. Çok yani, isterim yani bir tanışmak. Gerçekten. O kadar seviyorum ki. Geldi bu Türkiye'ye. Geldi. Geldi de ben o zaman... Filmde miydin acaba? Ben hiçbir şeyde değildim. Ben ünlü değildim ki. Geldiğini ha, bir takım oyuncularla yemek yediğini de biliyorum falan ama bizim tanışma şeyimiz çok olmadı. Çok uzak biri değil bu bey. Evet ben de ten rengim olarak da Bollywood'a uzak biri değilim. Bence... Aynen. Ben ama şey ulaşılması zor olduğunu düşünmüyorum evet. Amerika'nın ama bu benim kendi fantastik dünyamda kurduğum bir cümle olabilir. Peki Amerikan'la devam tabii. ediyoruz. Amerikan mı yoksa Meltem Yılmazkaya mı? Meltem'le biz gideriz ya. Amerikan dururken şimdi Meltem de der ki kızım onunla gitsen. Saçmalama diyecektim. Evet. Meltem Yılmazkaya'yı geçtik. Amerikan mı yoksa Natalie Portman mı? Ay yani. Yok ya Amerikan tabii çok ki. Çok haklısın. Yani kadını da sevmediğimden... Aman ne de umurumdaydı Natalie Portman, Ecem beni sevmiyor. Ondan değil de işte Amerikan iyidir ya. Amerikan mı yoksa Meryl Streep mi? Şimdi pide yapmaya gidiyoruz evet. ya.
Ben bu kadınla nereye gidip pide yapmaya 15 dakikalık yere gidiyorum muhtemelen. Ha. Ne bir şey de alamam bu kadınla. En azından Amerikan'ın koluna moluna girelim. Bir şey olur. Oralarda bir takım bir şeyler olur. Ama şimdi bu kadının ne? Ben sizin vaktinizi almayayım. Ben size evde konuşuruz sizinle. Tamam, biz sizinle evde. Amerikan'la devam ediyoruz. Evet. Amerikan mı yoksa Robert Downey Jr. mı? Aman bu adam da bir tuhaf ha. Ama vallahi de Bollywood, billahi de Bollywood. Amir Kağan'la devam ediyoruz. İnanılmaz. Amir Kağan mı, Ali Sunal mı? Ali abiyle gitmem ben pideciye. O da gelmez zaten. Orada fotoğraf çektiriyorlar benle diye. Amir Kağan'la giderim. Tamam. Amir Kağan mı, Matt Damon mı? Ay ne tatlı adam ya bu. Evet yine Amir Kağan. Amir Kağan'la devam ediyoruz. Amir Kağan mı yoksa Yılmaz Erdoğan mı? Bakışa bak. O da soruyor benimle şu an. Benimle pideye gitmek ister misin diye. Belki de pide... Kıymalı mı? Yani Yılmaz Hoca'yla gideyim ya hadi. Yılmaz Erdoğan'la devam ediyoruz. Evet. Yılmaz Erdoğan mı? Page mi? Page beyefendi. Ay ben bunu biliyorum. Şeyde Bridgerton. Ha, ve Bridgerton. Takibe daldım ne yapacaksan. O kadar. Tabii. Ha, bayağı bir şey iyi bir abi çok o zaman. Çok iyi bir abi. Beyefendiyle devam edelim. Evet. Sayın Page ile devam Sayın ediyoruz. Page'le. Sayın Page mi, Will Smith mi? Aman yok be bu da aman yok bu da tamam. Tamam artık. Bu da bitti tamam. Daha neler geldi neler geçti bu, daha. Bu beyefendinin bir kızı var. Rihanna'nın bir tane şeyi var bu Savage Fenty diye bir şovu var ya. Onun ikincisinde beyefendinin kızı da görünüyor modeller arasında. Yani maşallah. Ya tabii. Görmedim. Yani galiba Arnavut kökenli. Çünkü genelde Arnavut kökenliler çok güzel oluyor. Ha? O da mı Kosovalıymış? Olabilir. Dua Lipa da oralı. Aa. O yüzden bizim için Arnavut kökenli bütün güzel kadınlar. Falan neyse ama tabii ki babasını kurtarmadı. Page evet, Bey'le tabii. Devam ediyoruz. Tabii. Peki Sayın Page mi Engin Alkan mı? Ayda tabii ki Engin Alkan. Yemişim Page'i. Bir ölüme konuşsan giderim. Mı? Engin abiyle konuşsan mı bir? Çünkü... Page'i mi? Ha. Yani tabii ben anladım. Engin Hoca da der bana gerçi. Aynen. Git kızım git. git biz başka konuşuruz. Biz evde konuşuruz onu biz hallederiz diye. Hadi Page. Page'le tamam. Devam ediyoruz. Peki Sayın Page mi yoksa James McAvoy mu? Hiç sevmedim. Sevmedin mi? Bana hitap etmedi. Bu da mı sana hitap etmedi? Kavruk değil. Ha, aynen. Sen anladın biraz mı? Biraz kavruk. Tabii bak Amerikan dedik. Aynen. Beş drone'la gittik. Aynen. Yılmaz Erdoğan'a dönüp bir de Page beyefendi. Page beyefendi. Bu yemiyor. Bu evet. Bu biraz pişmesi lazım. Pişmesi lazım. Sayın Page ile devam ediyoruz. Sayın Page mi yoksa Benedict Cumberbatch mi? Ay. Ne oldu benim kavruk? De şeyim değişti. Aynen. Fikrim. Hı-hı. Yani pide yaptırmaya gidiyorsun kızım. Yani ben başka bakmaya başladım. Keşke böyle olsa gerçek hayatta da. Page beyefendi. Page Bey ile devam tabii. ediyoruz. Efendim Page Bey mi yoksa Miguel Angel Silvestre mi? Ama. Aha. Şey. Neydi? Sense8 ha. 50 Cent diyordum ha. Asla hiçbir şey aklıma gelmedi. S'li bir şey 50 Cent. Ay Allah. Çok şey yapmıştım bir evet. takılmıştım dizi izlerken evet, ama evet. geçti bunun odası ya. Page Bey ile devam ediyoruz. Tabii sonuna kadar. Page Bey mi yoksa Tom Hanks mi? Ay. Acıdı Tom Hanks. Acıdım. Gördünüz mü? Page Bey ile bir de almaya gidiyor. Komedide zaten ne kadar becerikli olduğunu geldiğinden beri seninle karşılaşan, izleyen herkese zaten göstermiştim. Bu filmle de dramatik herhangi bir rolü de gerçekten büyük bir başarıyla canlandırabileceğini gösterdin. Sana bir şey hissettiriyor mu? Daha mesela bu tarz rollerle daha ilişkilendirilebileceğini düşünüyor musun artık? Yani öyle olmalı diye düşünüyorum ben. Gerçekten ben de öyle çünkü bir iş yapıyoruz ve şimdi kendi işim özelinde söylemiyorum. Bazen
bir şeye ihtiyacımız oluyor. Bir para, bir şu bile olabilir. Bir para biriktirmek üzerine de o işte biz 5 sene 10 sene kalabiliriz. Evet. Ama oyuncuyuz en nihayetinde ve üzerimize bunun yapışma... Yani şöyle yalvarası geliyor insanın. Ya ben sadece komedi yapmıyorum. Vallahi diğer işleri de yapabiliyorum. Beni öyle düşünme. Bana sürekli komedi şey filmleri ya da dizileri teklif etme. Vallahi ben diğerini de yapabiliyorum. Ama sen beni şey yani o işe almayınca ben bunu nereden göstereceğim? Gel sana evde ağlayayım. Yani abi, bunu göster. Yani bunu da sana göstermem lazım. Ne olur bana izin ver. Yani bazen yapışıyor insanın üstüne. Hiç istemediğim bir şeydi. Hı hı. Komedinin üzerime yapışmaması. Özellikle işte Naime'nin evet. üzerime yapışmamasını çok istedim. Galiba bunu bir şekilde başarabildim. Bu filmle ilgili söylemiyorum ama insanlarla da olan iletişim, işte seyirciyle olan iletişim de çünkü ilk tanıdıkları zaman bana Naime diye sesleniyorlardı. Evet. Ki bu bence bir oyuncu için hiç tabii, de iyi bir korkutucu. Şey değil. Evet. Evet, sonra Ecem erkek ve Ecem demeye başladılar. Evet. Çok beni sevindiren bir şey olmuştu. Bu filmle de beraber tam olarak ispatlayamasam da şöyle demişim, dedim herhalde. Yani bana şans verin. Yo, bence ispatladın da. Yani yapılacak çok şey var daha. Tabii yani, ki yapılacak evet. çok şey var da yani... Bak Ahmet Rıfat'ın lafıdır. Bir gün yine bu işler ve insanların sadece yaptıkları şeylerin tekrarıyla değerlendirilmesi üzerine Ahmet Rıfat bir gün şey demişti. Türkiye'deki yapımcıların hayal gücü yok. Doğru valla. O yüzden hayal edemiyorlar seni. Yok evet. Yani mesela şimdi senle taş gibi iş çıkarmışsın. Sen hiç ateş böceği gördün mü de onun üzerine sohbet ediyoruz. Oraya kadar... Seninle ilgili zaten fikirleri işte komik kız bilmem ne falan. Şimdi bunu görene kadar bundan sonra değişecek ama başka şansı yok. Ya ama yani tabii ki öyle. Ula insanız yani. Bir de, tane duygumuz yok bizim. Ya meslek bu ya. Evet meslek, meslek bu. Bunların hepsini yapabilme ve bunu tekrar edebilme evet, ya. Evet tabii ki. Yani hani o yüzden aslında basit mesleki bilgi hakim olsa insanlar evet. bunu zaten hayal ama de edebilirler. Ama işte yani hep genelde başka istekler girdiği için işin içine para kazanmadır, şudur budur. Ya bununla da para kazanılır. İşte öyle düşünmek ya az kazanırsam ya kazanamazsam ya hata yaparsam. İşte bak bu fikirler bu birinin senin adına karar verme gücüne kendimi bırakmamak için ben bu işleri yapmaya başladım. Evet. Kendi kendimize bir hub'ımız olsun, bir alanımız olsun. Hem konuşabileceğimiz bir alan yaratabildiğimizi insanlar görsün. Hem de bir ekonomi yaratabilelim kendi aramızda. Evet, evet. Çok diye. Doğru. Çok çünkü şey olmuyor şimdi işte biri mesela ya İbrahim bugün biraz şaka yapsana falan demiyor. Benim mesela bazen hiç keyfim olmuyor. Gözlerim dolu dolu program yapıyorum. Evet olabilir. Kimse de bana demiyor ki İbrahim yalnız bugün biraz... Evet. Şey miydi falan. Müthiş öyle bir şey. Çünkü bizim alanımız seyredenin alanı. Evet. Gelen konuğun alanı. Yani ne geliyorsa o. Ama bunu yapmak için de bayağı çabaladık ya. Ecem. Evet, evet, evet. Ama şimdiden sonra mesela gelen rollerin de şeyi yok yani. Hani falan mı filan mı denilen öyle bayağı taş gibi roller geliyor işte herkese. O yüzden ben çok eminim senin karşılaşacağın rollerin, umarım. Arzu ettiğin çeşitlilikte olacağını. Umarım, umarım. Çünkü mesela komedi oynamak istemiyorum gibi de duymasınlar. Tabii yok zaten. Yani zaten ben komedinin sadece küçük bir kısmını evet. skeç oynuyorum. Bunun evet. neleri var yani ben gerçek bir işimi aşağılamak için tabii ki asla söylemiyorum ama yok. Gerçek bir başı sonu ortası olan bir komedi oynamıyorum aslında. Tabii. Evet ben komedinin bir türünü işte yapıyoruz. Skeç oynuyoruz. Küçük oyunlar oynuyoruz. Evet onu da çok başarılı yapıyorsunuz. Oradan da işte bu hayal gücü eksikliğinden direkt aa tamam komik falana komik geliyor. Kız. Evet. Evet. Peki bu kadar kült bir oyunun bu kadar önemli bir rolünü oynamak, Gülseren'i oynamak sana böyle bir şey düşündürttü mü? Yani bir tedirgin etti mi? Beni her şey tedirgin eder ki zaten. Ha. Beni her şey çok tedirgin. Beni oynadığım skeçlere bakma böyle konuştuğuma. Her hafta bana 3-4 tane skeç yazarlar. Onların bile aynı olmaması beni aşırı tedirgin eder ki bu herhalde etsin yani. Tabii ki. Yani kocaman 80 sayfalık bir senaryo var. Bir sürü ekip var. Seni bekleyen, seni oynamanı bekleyen yönetmen var.
Tabii ki çok büyük stres yani. Oyunculuk zaten stres denen. Oyunculuk eşittir stres. Tırnak yeme. Oldu mu? Olmadı mı? Yapabildim mi? Evet. Yapamadım mı? Evet. Bir taneniz daha aferin deyin anasını satayım. Hadi bir anlayacağız oradan anlayacağız falan. Ay okuldan beri de öyle ya zaten. Hmm. Ya biriniz de deyin ki he aferin kızım. Peki sen hiç gerçekten ateş böceği gördün mü? Gördüm. Nerede? Sen gördün mü? Gördüm. Ya ne müthiş bir şey değil mi? Evet. Ateş böceği görmeyen var mı? Vay be herkes görmüş. Yani ne kadar ben şanslı. Çok bir tane arkadaşım görmemiş. Vay be. O kadar şaşırdım ki bak onu götüreceğim Arhavi'ye. Arhavi'de var mı? Üf. Ya. Üf. Senin gittiğin bir köşe var ya ateş böcekleriyle ilişki kurduğun. Oradaki o yani o CGI onlar evet, ya. CGI, evet. İşte o gerçeği var onun. Of müthiş. Ve böyle kalırsın gerçekten ona. Evet. Çok acayip bir şey yani. Çok güzel. Çok mutlu eder falan ve inanamadım mesela o arkadaşımın bilmiyor olmasına. Ama işte ben de görmemiştim. Ha. Ben film teklifi bana geldikten bir iki ay sonra bahçede oturuyoruz işte. Bizim de kocaman binaların arasında küçücük bir site. Ağaçların arasında oturuyoruz ve karanlık. Bir şey parlıyor oradan. Aa dedim ya Arman bu ne? Ateş böceği hayatımda ilk kez görmüştüm. Aa. Film teklifinden bir ay sonra. Aa bir baktık ateş böceği. Hatta sonra çoğaldılar. Böyle 6-7 tane falan oldular. Çok 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 güzel bir şey. Ay, umarım görmeyenler de görür. İnşallah görürler. Filmden en unutamadığın replik ne? Ay aslında bir tane yok ama bir tanesi çok güzel. Hayatımızda hiçbir şeyin mükemmel olmaması ne kadar mükemmel değil mi? Evet, Rıfat'la olan bir sahnemizde söylüyordum bunu. Bir tanesi de hani radyoda çok sevdiğim bir şarkıya denk gelirsin de tam sesini açacağın sırada şarkı biter ya. Öyle işte. İkisi de çok güzel. Evet. Sen izledin mi? Tibet'le konuşuyorum. Çık dışarı. Ha. Oh. O çekirdek değil, iyi de hediye yalnız. İyi de. Şaka yapıyorum. Eyvallah. Gerçekten çok şey... O ben hiç beklemiyordum ya onu. Şey, o sahneyi mi? Bayağı yani canım sıkıldı büyük. Umay? Evet. Engin Alkan'la olan ya, sahne. Yani onu da tebrik ederim. Engin Alkan da evet. Yağdırmış yani. Canım hocam benim. Peki hiç aklına gelir miydi yıllardır sinema filmine uyarlanması planlanan, sürekli sohbete edilen bir oyunun filmleştirildiği zaman bu rolün sana teklif edileceği? Hayır gelmezdi. Hatta Necati abi çağırdı beni. Dedi ki kızım gel dedi hani seninle bir şey konuşacağım. Ondan sonra oturdum karşısında dedi ki ben böyle bir film yapacağım dedi. İşte sen hiç ateş böceği gördün mü? Benim de yaşım yetmediği için bir de Ankara'da olduğum için tiyatrosunu izleme şansına erişememiştim. Hı-hı. Sadece internetten bir kere izlemiştim. Sonra zaten film olacağı için de internetten bütün her yerden kaldırmışlardı oyunlarını. Sadece Hı-hı. bir kere izleyebilmiştim o gün konuşulana kadar. Ben o kadar unutmuşum ki şeyle karıştırdım. Bana bir şeyler oluyorla karıştırdım. Hı-hı. Dedim ki işte bunu bu filmi yapacağız oynar mısın? Şey dedim Necati abiye, Binnur Kaya'nın rolünü mü dedim, onu mu oynayacağım orada dedim. Dedi ki orada oynamıyor kızım dedim. O da ayrı bir rezillik ama hiç yani unutmuşum, karıştırmışım falan. Dedi ki hayır dedi, Gülseren'i oynayacaksın dedi. Yani bunu şunun için anlattım, asla aklıma gelmezdi. Asla. Yani o şeyde filmde Binnur Kaya oynuyor olsaydı derdim ki onu oynayacağım yani herhalde. Yani asla aklıma gelmezdi. Ne hissettin peki? Müthiş mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Şu açıdan da çok mutlu oldum. Demin söylediğim şey yani bana bir sürü komedi filmi geldi. Yani komedi metni okudum. Beni buraya yerleştirmeleri, burada düşünmeleri de çok hoşuma gitti. Evet çünkü bu sulu zırtlak bir komedi değil. Hı-hı. Yani... Beni burada da düşünebilmeleri çok hoşuma gitti. Aslında bunu böyle kıyas sorusuymuş gibi sormak istemiyorum ama daha iyi tarif edemiyorum. Yani gerçekten bizim memleketteki komedi alanında çok önemli, özellikle komedi alanında çok önemli bir kadın oyuncu olarak bildiğimiz Demet Akbağ'ın daha önce oynadığı bir rolü üstlenmiş olmak sana
Bir şey hissettirdi mi? Ekstra bir şey. Sorumluluk mesela. Sorumluluk mu? Ya da ne bileyim yani. Başarılı olmayı zaten hepimiz isteriz bu bilgiden bağımsız olarak. Onun dışında bir şey hissettirdin. Yani konuştun mu mesela Demet Akbağ'la? Hayır, Demet Akbağ'la konuşmadık. Az önce dediğim cevap aslında bunun için çok geçer. Ben her şeyin sorumluluğunu böyle üstüme yüklendiğim için bana deseler ki Ecem sen işte bu dizide arkadan geçeceksin. Ne zaman geçeceğim? Burada mı durayım? Oradan mı geçeyim? Kaç adım atayım? Böyle bir oyunculuk şeyi karşıladığım için, oyunculuğu buradan karşıladığım her şey bana zaten sorumluluk. Yani sadece onun yüklediği bir şey olmuyor. Zaten koca bir metin var. Yılmaz Erdoğan yazmış. Zamanında 500 kez oynamış. Milyon kişi tarafından izlenmiş. Demet Akbağ oynamış. Yani daha ne sorumluluk arayayım yani. Doğru. Evet. Yani zaten ne varsa almışsın, ne gibi varsa duyuluyor. Yani sorumluluk aldık zaten. Peki komediyi kısaca güldür güldürle sınırlı tutmuyorsun gibi görüyoruz. Sosyal medyada da yaptığın bir şeyler var. Mesela Hasgül Hanım zaten teyzenizin komşusuymuş falan. Ay. Genelde gerçek kişilerle mi, yani daha doğrusu bir yerde diyorsun ki hani ben yapıyorum, sonra bakıyorum varmış o. Evet. Genelde yani böyle mi oluyor? Evet, genelde böyle oluyor. Kaydediyorsun demek. Demek ki kaydediyorum gerçi, evet. Ama hiç farkında değilim. Bu en son bir şey söylemiştim. Bu liseli Naime yapıyorum ben şeyde. Hı-hı. Güldür Güldür izleyenler bilirler az, evet, önceki fotoğraf. Mesela çok sonra fark ettim ki bu benim tiyatrodan arkadaşımmış. Benim evet. Benim lisede vardı. Bu vardı benim arkadaşım. Ya. Aynısı. Benim de tiyatrodan arkadaşımmış. Adı bu. Adı Fatma'ydı hatta. Ya. Seyrediyorsa selam ona da, yani inşallah seyrediyordur. Benim erkek bir de o. Ha. Kaydettiğim. Ay evet. Yok, bunun aynısı vardı ya. Aa. Tabii tabii. Ve omuz atıp falan geçen. Allah Allah. Hiç karşılaşmam tabii öyle şeyle ama. Benim kafam kaydediyor. İşte o Hasgül de kaydetmiş. Ha. Yani o Hasgül'le de işte o dediğim Sivas şivesiyle konuşarak böyle bir şey yapıyordum. Sonra bir iki hafta sonra teyzem aradı beni. Sen dedi o komşumuzu mu taklit ediyorsun dedi. Dedim yoo. Dedi aynısı, adı da Hasgül dedi. Ben onlara gittiğimde 3-5 yaşında kalmışım teyzemlerde. Sen adını bile mi? Hayır. Aynı yapmışsın. Aynı yapmışım. Of. Kalmış o bende. En sonunda Hasgül teyzeyi ben 6 yaşımda görmüşüm yani. Hı. Demek ki kaydetmişim. Diyor ki hayır diyor, onu yapıyorsun. Ve adı da Hasgül. Sonra da inandıramıyorsun. Hayır ben onu taklit etmiyorum diyemiyorsun. Çünkü o. Abi inanılmaz. Evet, gerçekten çok garip bir şey. Peki İstanbul'a geldiğinde şey dedin mi hiç? Ulan ne kadar çok oyuncu olmak isteyen insan var. Ay son zamanlarda diyorum artık. Ya. Ya. Evet, Instagram'ı bir açıyorum. Ay o keşfette herkes oyuncu, dayı, kaynana, kaynata, dede. Dedesin çekiyor böyle. Ya o ya, bırak adamı ya. Yani o da komik olmak zorunda değil. Bırak onu kendine ya. Herkes görünme çabası içerisinde. Evet. Ve, ya çok acayip bir durum bence bu. Çok herkes haklısın. Yapıyor. Ve evet. Herkes komik olmaya çabalıyor. Hı-hı. Ve değil. Değil. Garip bir şekilde. Ama 3 tane like aldığı zaman ne yazık ki kendini komik zannediyor. Evet. Ve yapmaya da devam ediyor işin kötüsü. Ya galiba bu işte son 15-20 yıllık dünyanın hali. Hı-hı. Bütün dünya bu halde dönmeye başladı çünkü. Herkes görünmek istiyor. Aslında baktığında tabii ki oyunculuk bir meslek. Evet. Yani bir mühendis gibi, bir mimar yok, gibi. Yok zaten o istenmiyor. Ha işte onu diyorum, evet. Yani. Ola biriniz de deyin ki ben mühendisliğe özeniyorum, ben mimarlığa özeniyorum. İlla herkes bir görünme çabası içerisinde. Evet, çünkü bence bütün dünya olarak varoluş problemi yaşıyoruz. Varlığımızı da kanıtlayabildiğimiz tek yer el alemin telefonu. Aynen öyle. Başka bir şey yok yani, muhtemelen bundan. Ya bir de şöyle de bir şey oldu, izin de verildi birazcık. Yani şöyle oldu. Sektör diyeceğim ama yanlış anlaşılır mı çok da emin değilim ama orada 9 saniyelik yaptığı komik videolarla tanınan kadın bir hafta sonra televizyonda görüldüğünde, evet, insanlar dedi ki aa ben de belki görülebilirim, evet, dedi ve o yol açıldı. Ne çok haklısın. Herkes de birazcık o yüzden galiba. Çünkü aynı zamanda bütün dünyada bu son 20 yıl bütün insanları kolay yoldan yırtmaya itti. Heh, yani kolay yoldan yırtma ne bileyim. Yani çünkü görüyorlar. İşte o 9 saniyelik video ile onu görüyor. Hı hı. Diyor ki bu yırttı.
ki o 9 saniyelik videoyla televizyona çıkan insan belki 10 yıldır uğraşıyor, bilmiyoruz. Belki de gerçekten şansı yaver gitti. Ama o onun aynısını hedefliyor yani. Evet evet. O yüzden ve o çok mümkün oldu. Değil. Altın kelebeğin var. Evet. Ne hissettirdi sana aldığında? Ya ben çok şanssız bir insanım ya. Niye be? Her şeyim... Tövbe de be. Yani niye ilk filmim işte pandemiye denk geldi. O evet. Da zaten pandemi içindeydi galiba. Yani ana, geçen seneki. Ne anam babam gelebildi. İlk filmimin galası da böyle online oldu. Yani mutlu oldum tabii ki ama işte bir alıp da anana babana sarılamadıktan sonra bir garip geliyor çok yani. Çok haklısın. Mesela böyle şişersem şuraya kaçarım diye düşündüğün bir şeyin var mı, öngörün? Yani işte yorulursam, işte çalışmaktan değil ama ruhsal bir yorgunluğa düşersem, ama metal yorgunluğu falan diyorlar ya. Böyle bir giderim dediğin bir yer var mı? Ankara. Ha. Annemin babamın evi bayağı. Ha. Tabii tabii. Mantıklı. Ben zaten şey sevmem öyle yaz tatillerini, işte deniz kenarı olsun şu olsun. Çok aramam. Ya. Ankaralılık ve onun önce 7 jet Sivaslılıktan ötürü, denizsizlikten ötürü. Ne deriz be? Ne deriz mi? Yani o yüzden hiç aramam. O yüzden Ankara'ya annemin babamın yanına giderim. Çocukluğumun geçtiği yerlerde olmayı çok güvenli seviyorum. Güvenli mi hissettiriyor? Çok güvenli hissettiriyor. Çok mutlu hissettiriyor. Biliyorsunuz zaten. Evet. Ne her şeyi unutturuyor. Mukayese. Mukayese. Aynen. Kızılcık. Kızılcık. Mümkün değil, anladığım şeyi söylemiyorsun. Kızılcık. Kızılcık. Kısırlık. Kısırlık. Kızılcık. Hayır. Kızılcık. Hayır bir tane. Kızılcık. Hah, kızılcık. Evet, aynen. Kızılcık ne? Bravo. Kısıtlama. Kısıtlama. Bızlama. Kısıtlama. Kızdırma. No. Kısıtlama. Sana fenalık gelmiyor mu şimdi mesela? Ben bilemiyorum. No. Kısıtlama. Mesela ben şimdi çok rahatım. Dışarıda geziyorum. Sonra... Saklanma. No no. Pandemi oluyor. Pandemi oluyor, hasta oluyor millet. Bir cümleyi anladım da bana oyun anlatıyorsun. Kısıtlama. Kısıtlama. Aa, evet. Kurdeşen. Kurdeşen. Canın sıkılmasın diye çabuk bin. Kaynata. Kaynata. Kaynana. No. Kaynata. Ne? Kaynata. Öbürü. Kaynata. Evet. Ece erkek kazandı. Peki ünlü oldu da bir değiştin sen. Akımı sana da uğramış duyduğumuz kadarıyla. Hı hı. Karşılaştığın komik, enteresan şeyler var mı buna ilgili? Gerçi biraz can sıkıcı bir şey gibi ama. Çok da takmamak lazım herhalde tabii, tabii. Ya. Aman. Oldu oldu. Şey yaptı. Bir tın kalktı dendi yani bana. Ha. Hemen ama yani. Durumda hemen yani. Aa. Evet evet hemen. Ya sen de bir şey oldun. Ya ben böyleydim ki zaten. Ne olmuş olabilirsin? Ne olacağım ki yani hakikaten. Ben onun rüzgarına kapılıp da kendimi... Öyle bir vaktin olmamış ki zaten. Ya hayır yani vaktin olsa bile hiç o rüzgara kapılmam ki ben. Hmm. Onların gelip geçici şeyler olduğunu bildiğim için. Ama insanlara da bunu ne yazık ki anlatamıyorsun. Ne peki bu şey neden? Yani bu bir şey oldu falan. İşte yani. Aramalar olmaz, mesajlara cevap vermeler olmaz. Aa. İşte katılmıyorsun, sohbet etmiyorsun, gelmiyorsun, gitmiyorsun.
Ha. Ben zaten gelip gitmem ki. Ben zaten sosyal bir insan değilim yani. Sanki hep görüşüyorum. Hep görüşüyormuşuz Allah gibi. Allah. Peki yazarlıkla ilgili çok özeniyorum diyormuşsun. Evet çok. Yani hayatımda yapmak istediğim, bana böyle çok kutsalmış gibi geliyor o yazarlık. Ve bir şey daha var, kutsal gelmeyen ama çok sevdiğim, bir sporla ilgilenmek yani. Hmm. Bir sporcu olmak, bir de yazarlık. Çok özeniyorum, evet. Var mı peki? Yani bir şeyler yazdığın ama kendine sakladığını biliyorum var, zaten evet. Ama ileri planın var mı yani bir şey yazma? Ya çok istiyorum yazmak ama gerçekten biraz nereden başlayacağımı bilemiyorum sanırım. Hmm. Hani bir şeyler var mesela, onlar ilgini çekiyor mu, senaryo dersleri falan? Evet. Yazarlık kursları. Varmış evet. Bir de bütün dünya artık açtı ya. Evet. Öyle bir online yok, satın alıyorsun. Falan. Yani şu ana kadar böyle çok şeyim olmadı. Araştırma etme şansım olmadı ama çok isterim yani bir workshop'a katılayım da nasıl yazılıyor bu senaryo diye. Başlamak ay nasıl isterim. Eğlenirsin biliyor musun, ilgin de varsa. Zaman zaman bu kadınlara dayatılan algılar konusunda haklı açıklamalarını gördük profilinde. Peki kendini nasıl koruyorsun? Yani bundan etkilenmemeyi başarabiliyor musun? Başaramıyordum. İlk televizyonda görülmeye başlandığımda Instagram'ım da bu kadar kalabalık değildi. Sonra dizide başladık ve o kadar fazla yorum gelmeye başladı ki. Ya işte çok çirkinsin. Ah. Tabii canım, yani gözlerin altı simsiyah. O gözlerin altına bir şey yaptır. İşte çok kilolusun. O zaman 74 kiloydum. İşte çok kilolusun, birazcık kilo ver, işte ekran karşısına çıkıyorsun, şudur budur bilmem ne. Başta çok üzülüyordum tabii. Bunların hepsini üstüme alıyordum. Ama sonra dedim ki bu telefon 12 yaşında çocuğun da elinde yani. Hı hı. Bir de zaten oradan bunu söylüyorsa bunu ciddiye almamalısın. Bunu söylüyorsa bunu ciddiye almamalısın diye sonradan öğrettim kendime. Şimdi daha kontrollüsün bu tabii, konuda. Tabii tabii. Ama zaten şimdi de hala geliyor mu öyle tuhaf tabii, şey? Gelmez mi? Geliyor. Ne diyorsun ya? Tabii canım. Türkü söylemeyi, dinlemeyi seviyorsun. Severim. Evet. Bayağı böyle çok da içli, derinlikli sözleri olan türküler. Tabii. İşte zaten büyürken işte muhtemelen kuzenimden evet. Falan şey. Peki bu şarkı söylemeyle ilişkin buralarda mı kalsın istiyorsun hep, yoksa bir günde çıkayım söyleyeyim be falan geliyor mu içinden? Yok yok, buralarda kalırsa daha tatlı olurmuş gibi hissediyorum. Ama bazen o kadar tatlı şeyler geliyor ki şarkı söylemekle ilgili teklifler. Hayır diyemeyeceğim teklifler geliyor. Bir tanesini yaptık hatta, yakında çıkacak, şimdi söyletmiyorlar ama onun içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum mesela. Ay süper, hayırlı evet, olsun. Teşekkür ederim. Ay ne güzel ya. Zaten yani hani oyuncu olarak bu yetinin olması çok önemli bir artı. İşte müzikal olur, bilmem ne olur. Ay, çok isterim. Orada değerlendirirsin de hani öbür türlü de hazır yapabiliyorken neden olmasın diye evet. benim düşündüğüm yani. Bir şey. Küçükken ben bir oyunda ağaç olmuştum diyen birine oyunculukla ilgili ne tavsiye verirsin? Oyunculuk ağaç olmak değildir yavrum. Yani ne tavsiye veririm ki bilmiyorum ya. Biraz dinlerim herhalde. Oyuncu ne olmuştun? Ağaç olmuştun. Sonra işte şartlar olmadı. Bir şekilde devam edemedik. tamam işte, o zaman orada kal yani. Devam etme tamam. Çünkü zorlayınca oluyor. Meslek dediğin şey ne yaparsan yap. Sadece oyunculuk değil. Müzisyenlik de öyle. Yani mühendislik her de şey öyle. Her şey öyle ya. Her şey öyle. Yani bir zora geleceksin. Evet. Maalesef. Nereden de kaldıysa bu ağaç oynadım da işte ben şey yapayım. Aman şey olayım. İşte şeyler var ya, bir yerden duymuşlardır. İşte oyuna ağaç olarak başlıyorsun. Mızrak tutarak başlıyorsun. Ha tabii falan. Tabii o onu yerden, duymuşlardır. Tabii. Onu bir söyleyen de çok var ya. Aynen. Hı-hı. Önce mızrak tutacaksın. Aynen. Niye ya? Niye mızrak tutuyormuşsun sen efendim? Sen tut ya. Sen tut. Hakikaten. Mızrağı biz niye tutuyoruz ya? Vallahi billahi. İt gibi çalışmışım ben. Evet. Yani belli bir şey de yapabiliyorum. Ben niye mızrak evet, tuttum niye ya? Evet, niye ben arkada mızrak tuttum? Aynen. Ben neden arkada geçiyorum? En anlamadığım şey. Evet, bana da bir şey var. Evet, laf insan ver. Gibi biz de çalışalım evet, oynayalım. De çalışalım. Mızrak niye tutuyor? Koy oraya manken, onun eline olur. Ver mızrağı. O da tutar. Herkes tutar mızrak. Evet. Biz niye herkesin yapamayacağı bir şey var bana. Aynen. Onun aynen. için bunu okuduk ya biz. Tabii. Artist. Bu çok heyecanlı biriymişsin. Oyundan önce böyle kendini rahatlatmak için bir ritüelin falan var mı? Hep şöyle yapıyorum. Ha. Kalbime dokunup 3 tane kişinin ismini sayıyorum. Sonra öyle çıkıyorum sahneye. 3 kişinin ismini sayıyorsun. Evet. Söylemeyeceksin onları. Ya. Yok, söylersem büyüsü bozulur. Aynen, doğru söylüyorsun. Söylemeyeyim. De işe yarıyor mu? Yarar.
Bir de böyle uğur şeylerim var benim, işte bilekliklerim, kolyelerim falan. Aa. Ay bir tane bir şey anlatacağım Allah aşkına, ne olur anlatayım bunu. Tabii. Ben böyle şeylere çok inanıyorum. İşte bilekliklere, kolyelere, küpelere falan. Takmasam da muhakkak çantamda oluyor onlar oyuna çıkmadan önce. Ya da işte filmde hep yanımdaydı, hep şeyde karavandaydı. Ondan sonra annem de bunu bildiği için ve bana çok nazar değdiğini düşündüğü için orada bir inanış var. Nerede bilmiyorum. Orada diyorum bak, yeri yolladım çünkü öyle bir inanıcı olamaz. İt boku efendim. Efendim? Bildiğiniz it boku. Kurumuş it boku. Nazarı alır. Bunu biliyor muydunuz? Ya. Anacığım Ecem, bana. Evet dedi. Ne, Cansu sen misin? Kömür karası, kömür ne karası, yüze sürmek it mi? Boku. Ve hala sen şiveyi bilme. Hakikaten it bokunu İnanın. Bilip şiveyi ya bilmemek nedir ya? Ben de şu an şaşkınım. Aynen. Anacığım bana Ankara'dan diyor ki sana çok nazar değiyor diye bir it boku bulsun, o kurusun. Onu bak bir de dikmiş o beze. Diyor ki 3 kat diktim diyor, bir şey olmaz, o kokusu mokusu çıkmaz diyor. Zaten kokusu yok ya onun. Ondan sonra bir de böyle altın koyulan keseler var ya. Ama tabii ben bunu bilmiyorum. Bana bir şeyler yollamış. İçinde de bu var. Aa çocuğum bu ne ki acaba falan diye. Ondan sonra anne bu ne dedim. İt boku dedi. Nazara dedi şey dedi. İyi gelir dedi. Ben mesela onu anahtarlığımda taşıyorum şu an. Ha taşıyorsun. Tabii. Sorsalar anlatmam bu it. Tabii bir sürü insan da öğrendi şu anda mesela. Aa it boku mu falan Aa, derler. Aa it boku mu bu? Evet. Artık şu an bizim için normal bir şey bu. Çünkü nazara alıyormuş. Evet, benim çok için... ilginç bir şey. Bir de inanırım öyle şeyde, taşırım yanımda. Ben de inanırım zaten. Ha evet. Ben de inanırım. O yüzden galiba it boku bulmam lazım. Ben iknayım şu an. Evet. Instagram'da dedenin bir fotoğrafını paylaşıp altına çocukluğuna dair küçük bir not düşmüşsün. Bir düğün salonları, objektife bakamayan mahcup insanlar, saygı sevgi dolu bir dönemde yaşayan böyle adeta bir rüya aileden bahsetmişsin. Hmm. Geçmişe özlem mi bu, yoksa gelecek hayalin böyle bir şey mi? Geçmişe özlem tabii. Yani çok özlüyorum. O kadar özlüyorum ki. Geçenlerde işte kuzenimin düğününü izledim. 97 yılında bir düğün. Nasıl kalabalık yani, anlatamam. Dedeler var, anneanne, herkes var. Ve kamerayla yeni yeni tanıştığımız bir zaman. Düğün salonlarında böyle kamera var. Cansu bilirsin. Düğün salonu, ay canım benim ya dedim işte. O işi düğün salonlarında kamera böyle dolaşır. Nasıl mahcuplar? Yani nasıl utangaçlar? Böyle bakamıyorlar kameraya. Bakıyorlar böyle son kik gülüyorlar falan böyle. Çok özlüyorum tabii. Ya ben de yani... yaşım büyük değil aslında yani, daha evet. 89'luyum, 30 yaşındayım. Benim geçmişi bu kadar özlemem çok üzücü bir şey. Demek ki çok fazla şey değişmiş çok kısa sürede. Evet, çok hızlandı. Yani çok 10 hızlandı. Sene öncesi şu an tarih olarak değerlendirilebiliyor. Aynen öyle vallahi. Yani bir hani neler olduğunu düşünsek zaten beynimiz uçabilir. O yüzden de özlemek kadar normal evet, bir şey yok. Evet, çok özlüyorum. Buyurun sizi tanıyalım. Ben Afa Damaral. Afa Damaral. Siz evet. Ne iş yapıyorsunuz? Apartman görevsiziyim ben. Apartman görevsizisiniz. Evet, apartman görevlisinin yaptığı işleri değil de hani daha mental işleri yapıyorum apartmanda. Mental. Evet. Apartmanda bize yapılan mental bir iş söyler misin? Apartman sakinleri apartmana girdikten sonra onlara evlerine yürüyene kadar eşlik ediyorum ve İsterlerse o günkü dertlerini dinliyorum ve onlar evlerine girince oradan ayrılıyorum. Çok iyi. Kalabalık. Boş sana fazla geldi. Ya isteyene tabii yani, herkesin aynen. Yanında yürümüyoruz. Aynen. Siz posta kutusunun orada duruyorsunuz. Ya, İhtiyacı kapıda... olan sizi alıp yukarı çıkıyor. Yok, apartmanın mi? İçinde böyle hani yürüyorum sağdan sola işte falan bekliyorum. Aynen. Gelen biri olursa hani işaret ederse bana. Anladım. Zaten çok alternatif yok o yöntemle ilgili. Anladık. İlkinde anladık yani olabilecek şey. Ne kadar kazanıyorsunuz? Fena kazanmıyoruz. Yani apartmanın muhitine göre değişiyor. Anladım. Sizin için fena kazanmamak ne kadar? Onu bize söylersin. Yani aylık 5000-6000 takribi öyle bir para kazanıyoruz bu işten. Ama tabii bu bir apartmandan hani... Ha, siz her apartmana gidiyorsunuz. Tabii her gün başka apartman yani. Her gün başka apartman. Aa evet, çok efendim. İyi. Ticaretten hiç anlamıyorsunuz değil mi? Anlamadığımız için bu işi. Evet evet aynen. Aa. Çok belli. Buyurun sizin şarkınızı dinleyelim o zaman.
Evet, bildiniz. Evet, helal olsun vallahi. Ne içeceksin şimdi? Ama sen çok yardımcı oldun, kıyamam ki. Ne içeyim? Söyle, ne içeyim? Tuzlu su, hadi başla. Tuzlu su. Tuzlu suyla başla. Merhabalar. Merhaba. Ben Tümer Tuzukuru. Tümer Tuzukuru. Evet. Evet. Bak, ne iş yapıyorsun? Ben yeni istifa ettim, hiç sormayın. Yeni istifa ettiniz, hiç sormayayım. Evet. Nereden istifa ettiniz? Onu da sormayın. Kiralık katil miydi? Yeni istifa ettim, çok moralim bozuk. Çok moraliniz bozuk. Evet. Okey, tamam. Buyurun, şarkınızı alalım sizin. Tamam. Şarkınızı duyalım bir de. Ben sende tutuklu kaldım. Bacım. Ben duymadan da söylerim. Bari beni bozmayaydın ya. Bir sesini açsalardı, bir şey yapsalardı. Ne için? Ay, sana en iyi gelen şey hiç. Limon suyu evet, için. Tamam sen. Gerçi en fenaları bana kalıyor. Hepsini bilmem lazım o yüzden. Merhaba. Merhaba. Ben Handan Bahtı Güzel. Handan Bahtı Güzel. Evet. Ay inşallah ya. İnşallah. Ne iş yapıyorsun? Allah sizi inandırsın işte, güzel değil gibi ama. Ters et etmiş. Baya kötü gidiyor diyorsunuz. Kötü kötü. Tamam, bu gece değişir belki her şey. İnşallah. İnşallah. Ne yapıyorum? Ben evet. Profesyonel Instagram ilk likeçisi ve yorumcusuyum. Aa, güzel. Evet, bu işi profesyonel olarak İlk yapıyorum. Like, ilk yorum. Evet. Mesela nasıl Ecem Hanım'la anlaşıyorsunuz, onun koyduğu posta evet, evet. ilk bana like. Bana diyor ki mesela Ecem Hanım, şimdi diyor ben bir post koyacağım diyor, sana da bunun karşılığında parasını vereceğim diyor. Sen hemen girip ilk like'ı, ilk yorumu atacaksın diyor. Aynen. Böyle. Vay be. Çok iyi. Peki mesela Ecem Hanım'dan ne kadar para alıyorsunuz bunun için? Normal müşterilerimden. Bir like, bir postta 1.000 lira alıyorum. Pardon, bir like, evet. bir yoruma. Bir yoruma. 1.000 lira alıyorsun. Evet. Normal müşterilerim dediğin galiba... Normal insan, vatandaş. Ha. Normal vatandaş sana ilk like ve ilk yorum için post başına 1.000 lira mı veriyor? Evet. Ünlü insanlardan 2.500 lira alıyorum. 2.500. bir de bizi mesela... Hani mesela düşünür müsün? Çünkü yani yo. Çünkü oraya da geliyor yani. çünkü cüzdanımıza yaptığın bir eylem. belli ki. Ay. Peki vergi ödüyor musun? Evet evet, fatura kesiyorum. Ne o diye kesiyorsun? Ciddi söylemesi. Evet evet, fatura kesiyorum diye. Tevkifatlı mı kesiyorsun peki? Efendim? Ya efendim. Duyamadım. Tevkifatlı mı kesiyorsun? Tabii, tevkifikatlı kesiyorum. Söyleyemiyorum, kesiyorum ben. Kesiyorum, muhasebeci hallediyor. Diyorum ki al sen yap diyorum. Çok iyi. Muhasebeciniz de eski eşiniz galiba. Yok değil. Al sen yap. Bir muhasebeciye derseniz o yapabilir ağzınıza ama. İyi insan. Aynen. Buyur. Ona bedavadan yorum atıyorum, o yüzden bütün işlerimi yapıyor. Bedavadan yorum atıyorsun bütün işlerini. Evet, evet. Güzel. Belli ki ilacınızı yine almamışsınız Sayın Bahtı Güzel. Buyurun, şarkınızı dinleyelim. Benim kesin bilmem gereken bir şey, o yüzden bana el kol yapıyorsun ama asla anlamıyorum. Kasaba. Kasaba. Aman. Murat Dalkılıç. Asla anlamadım. Ben bilmiyorum ki o şarkıyı ya. Nasıl, biraz mırıldanır mısın? Al her şeyini yanına, yüreğine ben ne ateş olur. Böyle böyle sana albüm yaptıracağım ama. EP çıkar. Şimdi sevgili Ecem. Hmm. Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz. Sana da en light'larını içirdim, kaldı aynen. Bana babalar. Evet, o yüzden Ecem erkek için bunlardan birini içmek isteyen biri var mı? Gel ben canım içerim. Be. Ben içerim. Sağ ol ya.
Ne içeceksin? Tabasco içecek. Tabasco. Tabasco. Afiyet, bal, şeker olsun. Nazlı Hanım'ı alkışlıyoruz. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben deyim. Ben Arif Şişe Dibi. Ha? Arif Şişe Dibi. Arif Şişe Dibi. Evet. Merhaba Arif Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben daha yeni başladığımız Pondip'te içeceklerini içemeyen... Daha yeni başladınız. Evet evet, yani daha bugün başladık. Umay. İçeceğini içemeyen konuklarımızın... Ben sizi işe mi aldım? Yok, ben işte şu an teklif sunuyorum. Olursa eğer başlayacağız. Ha. Arif Şişe Dibi. Osur osur ipedis. Peki mesela nasıl bir ücret düşündünüz? Yani şimdi orada bazı miktar biraz pahalı oluyor ama Tabasco'yu ucuza içeriz. Yavrum pahalı. Rakam söylesene, ucuz pahalı. Beş siz manyak mi? Mısınız ya? Biri diyor ki işte bize yetecek ha. Biri diyor ki ucuz pahalı. Yok. Evet. Ha, 10 liraya Tabasco. 10 liraya Tabasco mu? Evet. 10 liraya bir şey kalmadı artık 10 liraya. Aa, ya. 10 liraya ucuz. Yani şu an en azından bir yere gelene kadar böyle yapıyorum. Nereye kadar? Bir yere gelene kadar yani. Bir yere? Mesela nereye gelmeyi hedefliyorsun? Fondip'i daha çok büyütebiliriz. Yani mesela neyi İbrahim büyütüyoruz? İbrahim Selim'le çünkü... bu gece Fondip falan. İbrahim Selim'le bu gece Fondip. Neyi büyüttük şu an? Ya çünkü bunlar var. After'ını yapabiliriz yani biz bunu. After'ını yapabiliriz. Ha, orada da ne yapacaksın? Şişeye mi oturacaksın? Çünkü yani hani içtin nereye kadar yani bir yerden i̇şte sonra. Bilmiyorum vallahi, girdik bakalım. Ya da içerikleri daha da fenalaştırır. Aynen belki. Öyle bir şey olabilir. Evet, mesela fikirler yeni yeni çıkıyor. Hiç bokun. Nazardan da koruyormuş. Yiyin bari falan gibi bir şeye gelmeyin. Evet. Arif Bey. Buyurun. Sizin manitanız var mıydı? Her zamanki olduğu gibi var. Var değil mi? Ne zaman siz de bilin. Siz evlenecektiniz, evlenemediniz diye biliyorum ben. Yani evlendirmediler. Niye izin vermiyorlar ben de anlamıyorum. Evlenmenize manitanızın babası mı izin vermiyor? Aynen. Aynen. Duyun benim sesimi. 2021 yılında... 2020 Türkiye'ye, 2021 bana gerçekten azap oldu yani. Hani aynen. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O zaman bir şarkınızı alalım artık. Tamamdır. Bir noktada. Tövbe estağfurullah. İyi misin? Geri dön, geri dön. Ne söyleyeceksin ki başka? Doğru. Hay Allah onu ya. Onu ben içeyim bari. Ha? Ben içeyim dediniz. Ya o kadar zarifsiniz ki hangisini isterseniz zaten ikisi de sirke. Biri balzamik, biri normal. İstediğinizi içebilirsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beni büyük bir dertten kurtardınız. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Lütfiye Ezici. Efendim? Lütfiye Ezici. Aa, normal bir isim. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Şartelleri yukarı kaldırıyorum. İyi ki iyi bir şey duydum ha. Şartelleri yukarı evet. Kaldırıyorsunuz. Çok güzel. Yani şöyle belli etkinliklerde biz asfalya diyoruz İzmir'de. Asfalya kutusunun yanında duruyor. Bir küçük hava attım öyle asfalya diyoruz. Aynen hava oldu gerçekten. Evet. Kutunun yanında duruyorum. Kıçının yanında duruyorsun. Kutunun yanında duruyorum. ve böyle bir his geliyor bana atmadan önce o. Evet. Ve diyorum ki atacak şimdi diyorum ve evet. Hemen çat. Hani attığım anda o yukarıda oluyor zaten. Hiç kesintiye uğramadan. Ha düşerken yakalıyorsunuz. Evet çat diye böyle. Anladım. Mesela nasıl oluyor? Mesela bir apartmanımız var bizim. Hı hı. Onun... Biz sizinle anlaşıyoruz. Kutunun başında mı evet, duruyoruz? Evet, jeneratör hani jeneratör diyorum hiç alakasız. Oraya hiç girmeyeceğim. Yine serbest çağrışım beynimde. Baraj falan. Durup dururken. Abajur. Bobin falan diye bu. Geriye doğru düşsen ya. Yüksek gerilimi hattı. Evet, şöyle oluyor. Beni yani çalıştığım şirketi arıyorsunuz. Arıyoruz. Diyorsunuz ki işte böyle bir gecemiz var ya da işte apartmanda böyle bir şeye ihtiyacımız var. Elektrikle alakalı bir sorun yaşamak istemiyoruz diyorsunuz. Siz sigorta atarsa diye geliyorsunuz. Evet ama tuttuğumuz oluyor tabii. Etkinliklerde çağırıyoruz sizi. Evet. Okey. Ne kadar bunun ücreti? 2 net rakam. 2000? Evet. Allah Allah. Etkinlik uzun sürerse? Neden jeneratör değil de siz dendi?
Çünkü jeneratöre para vermek istemiyorlar. Sana vermek bana istiyorum. Bana ver. Ben çok iyiyim bu işte. Tabii çok iyiyim. Neye güldün? Ne yapıyorum diye. İndir şalteri, indir. Evet. İndir, indir. Okey. O zaman şarkınızı alalım. Tabii. Nerede hayat geçiyor, perde perde. Uzun benim ya, bana çalıştın biliyorum ama bu da sirke. Evet abi, ben gel geliyorum. Gel abicim. Orada arkadaşlarınla paylaşın. İçin ama Efe abiniz kızıyor sana. Hanımlar beyler, tabii ki Ecem Erkek kazandı. Ecem bitti program. Ya vallahi sürerdi bir 5 saat daha. Aynen. Bence de sürerdi. Çok 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 memnunum buraya çağırdığınız için beni. Çok ay, mutluyum. Sen geldiğin için biz evet, çok mutluyuz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi bana da seninle bana sohbet da. Etmek. Bana gerçekten da. Güzel güzel şeyler de konuştuk. Bir de genel olarak eğitiminden bahsetmeyi seçiyor olmanı önemli buluyorum. Hı hı. Çünkü bu işin bir meslek olmasının tabii. olduğunun ve eğitime ihtiyaç duyulduğunun aynen bu mesleği öyle. Yapmak için biraz birileri tarafından insanların kulağına çalınması gerekiyor. Evet, evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, bu hafta konuğumuz Ecem Erkek'ti. Biz haftaya pazartesi burada olacağız ama 2-3 gün sonra, 2 gün sonra çarşamba günü PSM YouTube kanalında olacağız. Bir arada canlı canlı karşılaşırız inşallah. İyi akşamlar.